Değerli izleyicilerimiz, İstanbul Veli Efendi stüdyolarından, TCK TV ekranlarından ve Yarış Ötesi programından herkese mutlu akşamlar diliyoruz efendim. Mehmet Marangoz'la birlikte hazırlayıp sunduğumuz Yarış Ötesi'nde bugün çok keyifli konuları işleyeceğiz sizler için. Öncelikle ekran başına hoş geldiniz diyelim ve stüdyoda çok kıymetli bir ismi ağırlıyoruz bugün. Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Talip Öztürk bizlerle birlikte stüdyoda şu anda. Hemen dönüp nasıl olduğunuzu sormak isterim. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar öncelikle. Çok teşekkür ederiz. İyiyiz inşallah, program akışına göre muhabbet etmeye devam ederiz. Evet, biz zaten hep bir arada oluyoruz aslında, hipodromda, koşularda da bir arada oluyoruz. Bu akşam size âli olmak ayrıca bir gurur bizim için. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, bizi kırmadığınız için. Ben teşekkür ederim. Hemen Mehmet'e de döneyim. Arkadaşım sen nasılsın? Mutlu akşamlar diyeyim öncelikle. Mutlu akşamlar hem buradaki arkadaşlara, hem iş arkadaşlarımıza, hem de ekrandakilere. Aslında program içeriğinde bizim format biraz daha farklı işliyordu. İrlanda'da bir satış vardı. O koşu oraya gittim. Satışlarla ilgili bir güzel bir program da hazırlayabilirdik ama Sayın Talip Öztürk yani bizi kırmayınca tabii, bir de heyecanlanınca biz de aslında programı bölmeyelim dedik. Nasıl olsa zaten zaman da yetmez. Hem atçılığı konuşmaya, hem derneği konuşmaya hiçbir şekilde, çünkü sürekli ilerleyen, sürekli gelişen, globalleşen bir sektör. Konuşulacak o kadar çok konu var ki sevgili Talip Öztürk abimizle ne kadar çok konuşursak o kadar iyi. Başka bir şeye gerek kalmaz dedik. Evet. O yüzden bugün sadece atçılığı konuşacağız. Bu arada izleyicilerimize de buradan seslenmiş olurum. Yani atçılıkla ilgili Türkiye Yarış Atı Yetiştirici Sahipleri Derneği ile ilgili herhangi bir sorunuz, herhangi bir konuda kafanızda bir soru işareti varsa bu akşam Sayın Talip Öztürk zaten her zaman söylediği gibi diyaloğa açık. Ne zaman ne sormak isterseniz biz buradan takip edip kendisine iletmeye çalışacağız. Gerçi sanırım soruya da gerek kalmayacak çünkü her şeyi konuşacağız gibi bir düşüncem var. Sorabilirler, yine de sıkıntı yok. Yani burada da sorabilirler. Dernek olarak da biz hep kapımız açık. Bütün atçılarımız istediği zaman gelip orada da bizimle istişare edebiliyorlar. Yani bundan yana hiçbir sıkıntı yok. Tabii burada da sorabilirler bugünkü programın akışına göre. Bugün aslında şöyle bir şey de var. Yani siz programınızı da hani bozmasaydınız arada da konuşurduk ama herhalde programla süre yetmez diye düşündüm. Evet, evet. Mehmet, çok konuşulacak şey var. Geniş bir zaman ayırmak ve sizinle aslında bugün programımızı kapatmak istedik. Çok da keyifli olacak. Memnuniyetle. Evet. Sohbet ederiz. Bu arada hashtagimizi hatırlatalım. Etiketimiz Yarış Ötesi. Bu etiket üzerinden, X platformu üzerinden bizlere başında da söz ettiğimiz gibi tüm merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Biz de buradan sizler için aktarmaya, cevaplamaya çalışacağız efendim. Öncelikle aslında hayırlı uğurlu olsun diyelim. Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı oldunuz. Evet. Aslında dönemde yapmış olduğunuz bir görevdi. Tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Neler hedefliyorsunuz? Nasıl bir yol? Aslında biz de sizden duymak isteriz. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Ben 7,5 yıl dernekte başkanlık yaptım. Bu süre içerisinde tabii çok zorlu süreçler geçirdik ama sağlık sorunları nedeniyle 1,5 yıl kadar ara vermiştim. Tekrardan aday oldum dernek başkanlığına. Tekrar başkan olarak seçildik. Tabii bundan sonrası için yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte belli projelerimiz var. Atçılığımız ve camiamızın, yani atçılarımızın bu ekonomik sıkıntılar içerisinde rahatlaması, onlara hani daha maliyeti düşük at koşmak için, koşmaları için elimizden ne geliyorsa yapmayı hedefliyoruz tabii ki. Şimdi biz daha önce 7,5 yıl benim başkanlık yaptığım süre içerisinde bayağı talihsizlikler yaşadığımız dönemler de oldu. Yani aşağı yukarı o süreç içerisinde 5 tane ya da daha fazladır, tam sayısını bilmiyorum, bakan değişti. Bir pandemi süreci yaşadık. Sıkıntılı süreçler oldu. Yani tam anlamıyla verimli olamadığımız konular olmuş olabilir ama bunlar bizden kaynaklanan konular değildi.
Şimdi o günlere baktığınız zaman bugün atçının daha zor bir süreçten, atçılık daha zor bir süreçten geçiyor aslında ekonomik sıkıntılar anlamında. Çünkü bir atın maliyetini artık görüyoruz. 40 bin 50 bin liraları buluyor. Aylık çok, maliyetleri çok, evet. Çok kolay değil yani. Yani at bakmak, at koşmak çok kolay değil. Onun için dernek olarak bundan sonrası için burada en büyük sorunlardan birisinin seyis sorunu, çalıştırıcı sorunu olduğu ve işte yemdi, ottu, işte ne aldı, ilaçtı, bunların maliyetlerinin çok yüksek olmasından olan rahatsızlıklardan dolayı bunlarla ilgili yeni bir görev dağılımı yaptık arkadaşlarla seçildikten sonra. Bunlar da işte önümüzdeki perşembe günü tamamen işte imza sürküleri şey bittikten sonra herkes kendi görevinin başında bu projelerin üzerinde en iyi şekilde çalışıp atçıya faydalı olmaya çalışacağız. Evet, aslında misyon ve amacınız her zaman atçılığı daha ileriye taşımaktan yana olduğunu biliyoruz. Ve her ilde de aslında farklı temsilcileriniz var değil mi? Şube başkanlarımız var her illerde. Şimdi öyle bir şey ki dediğim gibi zor bir süreç var. Şube başkanlarıyla birlikte, onlarla birlikte hareket ederek, zaten daha önce onlarla da bir toplantı yapmıştım ben aday olmadan önce de tekrardan hani şube başkanları bizi desteklerse atçılık için bir şeyler yapabileceğimize önce onların inanması gerekiyordu. Bizi desteklerlerse aday oluruz demiştik. Onlar da bizi desteklediler, sağ olsunlar, aday olduk. Şimdi şube başkanları kendi bulundukları şehirlerde, onlar da ayrı farklı bir mücadeleler verecekler. Çok zor bir süreç. Bunun altından kalkabilmek için hep birlikte mücadele vermemiz gerekiyor. Ben bulunduğum yerde bir şeyler yapmayı, başarılı olmayı seven insanım. Burada çok güzel atlar da koştum. Belli bir süre pandemi sürecinde atçılığa biraz ara verdik. Şimdi tekrardan başlamayı, yani devam etmeyi, daha hareketli bir şekilde geçmişteki gibi devam etmeyi düşünüyorum. İnşallah yine şampiyon taylar çıkartabiliriz. Biraz kısmet işi, atçılık, şans işi. Kesinlikle. Ben de şanslı olduğuma da inanıyorum. Harika. İnşallah devam edeceğiz aynı şekilde. Evet, aslında şampiyon isimler de verdiniz burada sektörümüzde. Evet. Aslında atçılığa en başında nasıl başladınız? Action Max'le sanırım ilk atınızdı diye biliyorum ben. Action Max atçılığa geri dönüşümüzdü. Yani ben atçılığa başladığımda ilk Uğur abiden o bizimle buranın dışında tanışıyoruz. Onun atları vardı o zaman. Bana sana bir tane at vereceğim diyordu. Ağrına geldim, baktım, beğendim dedim, bu at benim olsun dedim. O da bu atta dedi problem var, hani bunu sen koşamazsın, olmaz gibi bir şey, olsun dedim, benim olsun bu. Öyle yani atçılığa buralara gelmeye başlamıştık. Tabii dediği gibi oldu, biz bilmiyoruz o zaman, anlamıyoruz tabii. O attan bir şey olmadı ama sonra Behçet abiden, Behçet Omurlu Sayın Başkan'dan senior diye bir at almıştık. O da bir şartta ilk yarışını kazandı. Sonra bir iki tane daha at aldık ama çok üst düzey atlar koşamadık. O zaman acemiliğimiz de vardı. Böyle acaba dediğimiz yol ayrımında Action Max'e rastladık biz. Evet. Action Max çıkınca tabii bu üst üste 5 tane yarış kazanınca tekrar geri bir dönüş oldu. Ondan sonrası kendi kendine geldi zaten. Üzerine Action Max'ten sonra Hakkar'dı, Kalim Doğru'du, Talip Han'dı. Onun bir sürü, şimdi ismini bile unuttum atlar. Ama çok güzel keyifler yaptık gerçekten. Atları çok seviyorum. Atlar çok hisli hayvanlar. Yani bizi buraya öyle bir bağladı ki biz baktık ki biz buradan kopamıyoruz. Burada atçı için, camia için neler yapabiliriz, nasıl faydalı olabiliriz? Bu sefer işte dernek başkanlığını getirdi. Sonra büyük bir uğraştan sonra aslı üyeliği getirdi. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, Action Max aslında bir heves de uyandırmış. Sonrasında o heyecanla tekrardan o üst üste birincilikleri de gördükten sonra devamı gelmiş diye düşünüyorum. Aslında şimdi zamanında yüksek bedellerle de atları aldınız ama cüzi miktarlarda da aldınız. Yani şampiyon bir at olması için illa yüksek miktarlarda safkan satın almaya da gerek yok diye düşünüyorum değil mi? Ben yetiştiricilik yapmadım hiç. İyi atı gördüğüm zaman belki biraz maliyeti yüksek oluyordu ama İyi at alıyordum. Action Max'i de çok düşük paraya aldım. Yani tabii ki çok para verdin diye iyi bir at olacak diye bir şey yok. Evet. Ama dediğim gibi biraz kısmet, şans da olacak. Şanslı olduğuma da inanıyorum. Action Max konusunda ben Action Max'i görmeden aldığım atlardan bir tanesi. Diğerlerini, atları kendim seçtim. Kendim bakıyordum. Böyle çok anladığım, illa atı gördüğüm zaman işte bir yerinde bir şey var mı yok mu çok detay bilmiyordum ama istiyatlarımla aldığım atlarda başarılı oldum. Ne ama mutlu size. Çok para verip aldığım at da oldu.
Gazi koşma hayali herkesin olduğu gibi bizim de vardı. Evet. Gazi'ye iki yarış kala aldığım, çok büyük para verip aldığım bir atta iki yarış zor koşabildim. Dolayısıyla yani dediğiniz gibi çok para vermek çok koşacak diye bir şey yok çok para verdiğiniz zaman. Evet, öyle bir net bir şey yok değil mi Mehmet? Sen de katılıyorsun. Bu şeyleri hep konuşuyoruz zaten programda bu tarz durumlara sahibiz. Valla Cansu bütün soruları sordum. Daha bir sürü koşularımız var. Hemen Mehmet'e sözü bırakıyorum. Başkanı notlarımı ben şu notlarımı çöpe attım bir kere. Notlar değil ya, bizim yaşadıklarımız, hissiyatlarımız, koşullarımız hepsi çok önemli, evet. Ya şimdi tabii başkanım da dediği gibi işte yaz dostum senior, daha sonrasında Action Max. Yani ikisi ilk başlangıçta hep şeydir, hatta bir kere böyle konu geçti. Genelde ilk aldığın at iyi çıkar, o seni bağlar ama başkanım ilk macerayla aldığı at Action Max. Çok ilginç bir şekilde çok iyi bir at çıkmıştı. Tabii aslında bu da bir örnek yani. Atçılıkta işte bazı Behçet Omurlu mesela, Behçet Bey, Behçet Başkan. Bilmiyorum yani, Behçet Başkan hiç Gazi'de at koşamadı galiba. Yani atçılıkta bir de böyle bir şey. Yani ne kadar yıllarını versen de bazen sana bir at denk gelmiyor. Bazen de başkan gibi ilk 4-5 senesinde neredeyse sürekli şampiyonlar. 5 sene aşağı yukarı üst üste çok güzel yarışlar kazandım. Çok güzel kupalar aldım. Yani çok güzel heyecan yaşadım burada. Yani karşılığını aldım fazlasıyla. Yani verdiklerimin karşılığını fazlasıyla aldım. Maneviyat da önemli. Atları sevmek de önemli. Ama tabii ki buradaki sıkıntılar da göz ardı edilemez tabii ki. Yani şimdi dediğim gibi biz o dönem başladığımızda o kadar bu işte bakanlar değişti. Tam dernek başkanlığı yapıyoruz. Ankara'ya gidiyoruz işte. Çalıştay'a katılıyoruz. İsteyeceğimiz şeyler oluyor yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte. Tam konuşuyoruz. Bir şeyleri tam yapalım diyoruz. Yoluna koyuyoruz. Bir bakıyorsunuz bakan değişmiş. 7 tane bakan değişmiş. Başkanım. 7 tane değil mi? Mehdi Bey'le dahil olmak üzere sizin ilk seçimle geldiğiniz 2015 yılından sonra siz geldiğinizde Mehdi Bey vardı. Daha sonra sırasıyla ben de unutmamışım yani Kutbettin Bey, Faruk Çelik, Ahmet Eşref Fakıbaba, Bekir Pakdemirli. Ki Bekir Pakdemirli aynı zamanda pandemiyle denk gelmişti. Gelmese daha iyiydi. Daha sonrasında... Yani o hiç gelmese daha iyiydi yani. Vahit Kireççi ve şimdi de İbrahim Yumaklı. Tabii pandemi süreci yaşadı. Dediğiniz gibi... 15 Temmuz'da bir kötü bir tecrübe yaşadık. Atçılık için Mehdi Bey çok değerli, çok önemli biriydi. Yani bakanlığının dışında da atçılığı iyi bilen, camiayı iyi tanıyan. Yani istediğiniz zaman ondan bir şey, yani buranın zararına bir şey isteyemezsiniz, o biliyordu zaten. Dolayısıyla ondan sonraki süreçlerde dediğim gibi yani atçılığı tam geldi, öğrendi. Hani öğrenmeye çalışıyor. Tam öğrenecek dediğinde değişiyor. Yani onlar da, gelenler de bir şey bilmiyordu atçılıkla alakalı dolayısıyla. Biraz önce bahsettiğiniz pandemi sürecinde Pakdemir'in işte atçılıkla ilgili bir soru sorulduğunda, atçılıkla size bağlı denildiğinde maalesef diyen birinden bahsediyorsunuz. Yani o da maalesef ki Türkiye Cumhuriyeti'nde bu ülkede bakan oldu. Evet. Ve Tarım Bakanı oldu. Biz de eskiden bakanlığa bağlıydık. Dolayısıyla oralara bağlıydı. O da maalesef bakan oldu. Yani dediği söze karşılık o zaman da söylemiştim. Atçılığa, bu camiaya o gözle bakan insanların orada olmaması gerekiyor zaten. Şimdi zaten şartlar değişti artık bu saatten sonra. Varlık fonuna bağlıyız. Evet. Dolayısıyla varlık fonu dediğiniz nereye bağlı? Cumhurbaşkanlığına, direkt Cumhurbaşkanlığına bağlı. Jockey Kulübü'nün atçılıkta daha fazla rol üstlendiğini görüyoruz ve bu bizim için çok önemli. Yani atçılığın geleceği için de çok önemli. Serdal Başkan da gerçekten, Serdal Başkan da ekibi de çok büyük mücadeleler verdiler bu süre içerisinde ve hala da veriyorlar. Yani ikramiyelerin yükselmesi anlamında yapmış oldukları hesaplar tutmadığında sıkıntı yaşayacakları çok şeyleri göze alarak gerçekten atçı için büyük bir mücadele veriyorlar ve bundan sonra da verecekler. Ben inanıyorum başkanın ağzından, yani maliyetlerin bu kadar yüksek olduğu yerde bir şartım 1 milyon lira olması gerekir ki atçı bu işi biraz daha keyifle yapsın, atlarımızın değeri artsın anlamında da çok büyük bir mücadele veriyor. İnşallah da öyle olur. Buraya insanlar daha çok gelir, daha çok at alırlar. Yani aslında at sevdalısı çok insanlar var dışarıda. Bizim onları buralara getirmemiz lazım her şeyden önce.
Başkanım, aslında dediğiniz gibi yani bir süreç var. Özellikle son 10 yıldır diyelim. İşte bakanların değişmesi, Türkiye Jockey Kulübü'nün açıktaki yeri, bakanlığa geçmesi, varlık fonunun dahil olması, sonrasındaki süreç. Aslında bir karmaşa gibi bir şey vardı ama son zamanlarda bahsettiğiniz gibi Serdal Bey'le beraber bundan sonraki süreç sanki biraz daha öne açık gibi duruyor. Şimdi siz ne düşünüyorsunuz? Yani özellikle son 10 yıllık bir anlaşmanın imzalanması varlık fonuyla. Şimdi biraz önce anlattığım gibi yani Tarım Bakanı seçiliyor. Müsteşarlar da değişiyor bir de. Atçılığı anlayıp bilip tanıyana kadar değişiyor gidiyor. Dolayısıyla hiçbir faydası olmuyor. Pandemi sürecinde de bunları yaşadık. Atçılığın bir özel hesabı vardı. Yani bunu götürüp hayvancılıkta kullandılar atıyorum. Yani atçı ne olacak? O dönem cüzi bir para dağıtıldıydı atçıya. Bayağı bir baskı kurmuştuk. Evet. Çünkü yarışlar aşağı yukarı 3 ay falan. Yarış olmadı burada. Evet. Türkiye'de her şey durma noktasına gelmişti. Tabii şimdi varlık fonuna geçip birebir muhatap olabileceğimiz bir varlık fonu var ortada. Bunlarla da iyi diyalog kuran bir TCK başkanı ve bir yönetim kurulu var. Bu süreci de bence çok iyi işliyorlar. Yani biraz daha önümüzün açık olduğu, en azından bu ekonomik sıkıntılar içerisinde biraz daha önümüzün açık olduğu, açı için daha iyi şeylerin olabileceğinin sinyalleri ne veriyorlar. Ve onunla güzel de mücadele ediyorlar. Bence varlık fonuna bağlı olması, bakanlığın biraz dışında kalması bence çok iyi oldu. Yani. Peki başkan, seçime gelirsek 2015 yılında, şimdi ben de gelmeden biraz baktım, 2015 yılında 485 oy kullanılmış. Siz 279 oy almışsınız. Tekin Bey, Tekin Aslancı 206 oy. 2018 yılında 885 oy, aslında oy oranı artmış. Siz 448 oy almışsınız. Eyüp Bey, Eyüp Yıldız Bey 401. Ve son seçimde aslında baktığımız zaman oy oranı da çok yükseldi. Yani bin küsur oy kullandı. Siz rakiplerimiz sağlamdı. Yani aslında katılımın çok olması atçılık için güzel. Yani insanların fikir beyan etmesi, olaya dahil olması, bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani bir önceki seçimde tek başınıza aydınız zaten. 71 oyla 71 kişi gelmişti. Yani baktığımız zaman aslında katılımın çoğalması, sizin tabii ki de ekiple beraber tecrübelerinizin artması, Türkiye Jockey Kulübü'yle daha işte süreç içerisinde asliyor olmanız, birlikte daha sıkı bir işbirliği içerisine girmeniz, yani tüm bunları değerlendirdiğiniz zaman seçimi de katarak neler söylemek istersiniz? Ya herkesin bir kere aday olma özgürlüğü vardır. Birinci seçimde de yine böyle güzel demokratik bir seçim olmuştu. Yani neticede bizi tercih etti üyelerimiz. Ben o günden bugüne çok teşekkür ederim herkese. Tabii şimdi o günkü seçimlere göre bugün talep daha fazla olması aslında memnuniyet verici bir olay. Bu da güzel bir yarış oldu son seçimde. Herhangi bir talihsizlik ya da olumsuzluk olmadı. İnsanların bu kadar bu işe eğilmesi, buraya gelecek insanların ben olmayabilirim, başkası başkan olarak seçilebilir, daha başarılı olmak zorunda olduğunu gösteren bir durum ortaya çıkıyor. Yani daha önceki seçimlere göre son yaşadığımız bu seçimi değerlendirecek olursak, Utku kardeşimiz de iyi bir atçıdır, kendisi avukattır. Güzel çalıştılar, iyi bir mücadele ettiler ama hiçbir zaman diyalogumuzu koparmadık. Onlarla iyi ilişkiler, iyi diyaloglar kurduk. Kendilerine göre bazı projeler ortaya koydular. Atçının aradığı kendisiyle alakalı ilgi, fiyatların aşağıya düşmesi. Dolayısıyla demek ki yani bir şeyler verdiler ki böyle başa baş ve bu kadar insanlar geldi. Ben dün kendisini de aradım, zaten konuştum. Yani burada şimdi kimin başkan olduğundan ziyade seçim bittikten sonra her şey biter. Hep birlikte atçı için, camia için neler yapabiliriz? Dün de kendisine onu söyledim. Projelerini, olan projelerini al gel birlikte hayata geçirelim. Yani bunu senin yapman bizi rahatsız etmez diye kendisine de söyledim. Hakikaten de etmez yani. Her şeye, her türlü projeye, her türlü öneriye açığız. Önemli olan atçı için, camia için bir şeyler yapabilelim. Kimin yaptığının hiçbir önemi yok. Yani bu seçimde seçim bitti, geçti. Bu saatten sonra hayata geçirebileceğimiz projeler önemli. Bunlarla ilgili, bunların içerisinde seyis sorunları var. Ama işte hani bu demek değil ki işte Suriyeli, Afgan'ı getirip buraya dolduralım. Biz kendi çocuklarımızla bunu çözebileceğimiz bir durum arayalım öncelikle. Jockey kulübüyle görüşmelerimiz var, oluyor. Seyis okulları, seyis kursları gibi böyle yerler açmak
Onlarla ilgili bazı duyurular da var galiba. Bizim arkadaşlar daha göreve yeni başladılar ama bununla ilgili görüşmeler oldu. Bunlarla ilgili biz de dernek olarak üzerimize ne düşüyor? Kulüple dayanışma içerisinde, diyalog içerisinde, neticede Jockey Kulübü atçılığın hamisidir. Dolayısıyla birlikte, yani dernek, Jockey Kulübü birlikte el ele bir şeyler yapabilmek. Başkan da bu konuda çok açık, yönetim kurulu da çok açık. Gülnur Hanım genel sekreter olarak sağ olsun sonsuz destek veriyor. Her şeyden önce dinliyor. Yani o çok önemli. Yani dinlemek çok önemli. Dolayısıyla birlikte bir mücadele içerisinde bu sorunları çözebiliriz diye düşünüyorum. İşte ben dündü galiba Adana Şube Başkanımızla da konuştum herhalde. Onlar kendilerince orada bazı projeler geliştirdiler. Atçı için işte orada bu saman, şey, yem falan, o tarz şeylerle alakalı çok ucuza atçıya verebilecekleri dernek üzerinden, yani dernek direkt dahil olmasa da oradaki başkanın inisiyatifinde çok güzel bir projeler başlattılar. Onlara da teşekkür ederim. Bütün şubelerimizin bunu aynı şekilde başlatması gerekiyor, yapması gerekiyor. Bununla ilgili şube başkanlarıyla toplantı yapacağız. Onlar kendi bulundukları yerlerde, kendi bulundukları şehirlerde bu mücadeleyi verecekler. Onun için biz de buradan ana dernek olarak onlara destek olacağız. Biz kendimiz üzerimize düşen şeylere geldiği zaman, biz daha önce burada en büyük uğraştığımız şey şuydu. Acaba hani ilaç ruhsat alıp ilaç satabilir miyiz? Ama derneklerin ilaç satamadığını, bunun meclisten bir karar çıkması gerektiğini söylemişlerdi o zaman. Onunla ilgili de bir mücadele etmiştik ama çünkü daha örnek olacağı söylendiği için herhangi bir başarı onda gösterememiştik. Ama şöyle şeyler yapılabilir burada. Yani burada ilaç satan belli kişiler var. Onlarla oturup konuşup hep birlikte kararlar alınabilir. Atçıya fazla fiyat yansıtmadan düşük maliyetli, hani nasıl bir yol izleriz? Onların da tabii şeylerini, organizasyonlarını yapacağız. Nalından, yeminden, otundan her şeyine kadar maliyetler çok yüksek bir seyis maliyetini bugün sigortasıyla birlikte baktın mı? Nereden baksan 30'a falan yaklaşıyor. Evet. Çok atın ilaç ihtiyacı olmasa bile 40 bin lirayı bulan bir maliyet var. Olduğu zaman iyi at bakıyorum diyorsa birisi 50 bin lirayı da buluyor, yeri geliyor. Şimdi bakmadan bakmaya da fark var. Gerçekten bu maliyetler çok yüksek. Dolayısıyla ikramiyelerin, işte orada ikramiyelerin artırılması çok önem arz ediyor. Dolayısıyla şimdi tabii daha yeni birkaç gün oldu. Bunlarla ilgili arkadaşlarımızla toplantı yapıp, Jockey Kulübü'yle toplantılar yapıp, şube başkanlarımızla, atçılarımızla, yani bu işte projeler olan, fikirler olan atçılarımızla dinleyerek, onlarla birlikte eksiklerimizi, sorunlarımız, her ne varsa hep birlikte el ele, dediğim gibi seçim bitti artık. Diğer tarafta yönetimdeydi, oraya oy verdi, bu tarafa oy verdi falan, bunlar bitti artık, o konular kapandı. Her konuya, her projeye açığız, kapımız da açık. Herkes istediği gibi gelip anlatabilir, derdi olan derdini anlatabilir. Biz dernek başkanlığı yapıyoruz, dernek yönetim kuruluyuz. Bizim elimizde sihirli bir değnek yok, değdirelim her şey birden çözülsün diye, öyle bir şey de yok. Ama üzerimize düşeni de yapmak zorundayız. Yani genel olarak söyledikleriniz gerçekten başkanım tam bir birleştirici, yani bir merkez nokta gibi olmuş. Hem Utku Bey'i arayıp seçim vaadiyle sunduğu projeleri buyur gel beraber yapalım demek aslında çok büyük bir olgunluğu, çok da güzel bir şey. Utku Bey'in de hoşuna gitmiştir. İnşallah tabii kazanan sonunda at sahipleri olacak, atçılık olacaktır. Dediğiniz gibi şube başkanlarından tekrar bir toplantı yapıp onlardan bilgi alışverişi yapmak, onları da işin içine dahil etmek, sorumluluk vermek gerçekten şey gibi, yani sizi dinleyince sanki dernek böyle merkeze gelmiş gibi. Tabii ikramiye konusunda derneğin yapacağı bir şey yok. Türkiye Jockey Kulübü'nün bütçesi içerisinde ona müdahale edemiyorsun. Maliyetler konusunda da dernek herhangi bir fiyat belirlemediği için orada da aslında müdahale edemiyorsun ama dediğiniz şey çok önemli. Yani elimizden ne geliyorsa onu yapmak. Yani burada fiyatları nasıl aşağı çekebiliriz? İşte dediğiniz gibi belki yulaf, arpa, onları mesela Eskişehir'de o bölgenin
şeyleriyle konuşup fiyatları aşağı çekmek gibi bu tarz projeler aslında çok iyi. Yani baktığımız zaman maliyetleri aşağı çekebilecek gibi duruyor aslında yani. Ya dediğim gibi işte yine dönüyor, birlik beraberlik içerisine geliyor. Yani atıcılar olarak yani burada bir araya gelip bunların hep birlikte kararlarını vermek lazım. Neticede burada da talaşından, yeminden, otundan, nalından, ilacına kadar satan esnaf arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte bir araya gelip yani derneğin üzerine, biz dernek bundan bir kar amacı gütmüyor yani. Evet. Önemli olan atçıya maliyetlerin düşmesi. Atçıya nasıl yansıdığıdır. İşte şimdi bunları ne kadar aşağıya çekersek, maliyetler ne kadar aşağıya düşerse atçı o kadar rahatlar. Yani atçılık başka bir şey ya. Atçılık bir sevda. Yeri geliyor insan çoluğunun çocuğunun rızkını getiriyor, buraya yatırıyor. Çünkü artık yani seviyor, ayrılamıyor yani, bırakamıyor yani bu işe. Bu işe hakikaten bu işe bir kere başlayan, atlarla tanışan insanların atlardan vazgeçmesi de çok kolay değil yani. Evet. Dolayısıyla birlik ve beraberlik içerisinde büyük mücadeleler vermek lazım. Geçmişte yaşadığımız sıkıntıları unutup arkada bırakıp bundan sonra neler yapabiliriz? Atçıya ne katabiliriz, ne verebiliriz, ona bakmamız lazım. Başkanım, dernek olarak aslında yani derneğe girmişken ben devam etmek istiyorum. Cansu'cum kusura bakma. Bence sorularımızı soralım. Tamam. Sen daha hakimsin. Yok, senin notların da var. Biz zaten her zaman notlarımızla böyle senin arada konuşuyoruz ama evet. Çok daha sen güzel sorular sordun. Çok teşekkür ederim. Senin soruların da çok güzel. Teşekkür ederim. Bu arada sorularımız da var. Ben bu arada X platformuna bakıyorum. Tamam. İstiyorsan oradan devam edeceğiz. Ama sen devam et. Sorsa ben okurum. Başkanım, siz bilmeyenler için söylemek gerekirse yani bir hastalık geçirdiniz. Yani bunun tabii geçmişler olsun. Onlara bir geçmiş olsun diyelim. Orada bir hastalık, kendinizi geri çektiniz. 1,5 yıl ara vermemizin sebebi buydu. Bazı yani, tabii bu konuyla ilgili bazı değişik konuşmalar duyuyoruz. Çıktı tabii. Bıraktı gitti gibi, kaçtı gibi. Yani burada olduğumuza, burada oturduğumuza göre, tekrar aday olduğumuza göre bırakıp kaçmamışız. Bir kere yapı olarak bana uymuyor bir şeyi bırakıp kaçmak. Ben bulunduğum yerde başarılı olmayı seven, inatçı bir adamım. Bunlar konuşuluyor olabilir tabii ama ciddi bir rahatsızlık geçirdim bu süre içerisinde. Şu an iyiyim, şükürler olsun. Herhangi bir şeyim yok. Daha iyiyim yani. Bundan sonrasına bakacağız artık. Aman ya. Geçmişler olsun, şöyle vuralım masaya. Evet. Allah korusun, saklasın. O şeyi ara vermeyi çok affedin. Onunla bir şeyi bağlayacağım. Çünkü şimdi şeyler de var. Yani başkanın hani atı yok gibi bir şeyler söylüyor. Başkanın bir konu daha var o ara vermeyle alakalı. Dolayısıyla bu hani başkanın atı yok bir de başka bir şeyler söyleniyor duyuyorum. Başkan seçimi kazanacak işte, tekrardan burada yönetim kurulundaki bazı arkadaşlara burayı bırakacak, gidecek falan diye. Yani gerçekten bunu söyleyenleri yani anlayamıyorum ama yani atçılarımız ve camiadaki bütün dostlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bilsin ki kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil. Bir de biliyoruz bu aralarda başkanım haralarda at alıyorsunuz, gerçekten bir şeyimiz de var yani. Ya şimdi şöyle bir şey, atçılık dönem dönem yani, başkanın atı var ya da yok değil. Ben dediğim gibi burada 40 yıl atçılık yapmış bir sürü ekürler var. Ben 5 yılda uzun yıllar çiftliği olan, atçılık yapan büyük abilerimizden daha fazla başarılı olduğum bir dönem var. Ama atçılık dönem dönemdir yani, her sene bir tane şampiyon ben çıkartırsam burada, o zaman bu kadar atçının burada ne önemi var? Yani neticede biraz kısmet de önemli. Şimdi ben at arıyorum. Sağ olsun Baran abi, Baran Cemiloğlu bizi hafta sonu çiftliğine davet etmişti. Bizi çok iyi misafir etti. Çok teşekkür ederim buradan ona. At bakıyorum. Ama ben aldığım zaman da iyi at. Alıştık artık şimdi. Bir de şimdi öyle bir başarılı olunca, öyle bir başarılı olunca, çıta biraz yüksek olunca bu sefer farklı, normal atta bakamıyorsunuz. Biraz bu aralar oyalanıyoruz böyle ama güzel bir dönüş olacak inşallah. İyi bir dönüş olacak kısmet olursa. İnşallah diyelim başkanım. Ama atçılığın güzel tarafı başkanım, siz söylerken aklıma geldi. Hani uzun yıllar at koşamayan atçılarda da bazen denk gelmiyorsunuz ya. Şimdi burada güzel tarafı şu. Siz kazanıyorsunuz, etrafınızdaki birçok insan da seviniyor. Yani öyle bir durum da var. Yani atçılık mesela bazı spor dallarında işte bir takım kazanır, ötekiler üzülür. Ya da bir ama atçılıkta öyle bir şey yok. Yani birçok insan baktığımız zaman sevince ortak oluyor. Yani atçılığın güzel taraflarından bir tanesi aslında bu değil mi sizce? Buradaki en büyük özellik o aslında. Bizim bazı arkadaşlarımız vardı. Birlikte at koşardık benim atlarımı koştuğum dönemde.
Yani üçümüzün atı koşuyor, aynı anda fotoya giriyor. Birimiz birinci, birimiz ikinci, birimiz üçüncü çıkıyoruz. Kimin atı birinci geldiyse o ona sarılıyor. Yani geri geliyor, çak çak yapıyorsun. Bir tebrik. Yani şimdi zaten ben bir kere şampiyon atları severim. Kimin olduğunun bir önemi yok. İyi atları severim. Dolayısıyla burada insanların atları kazandığı zaman tebrik ederseniz, bunu hazmedebiliyorsanız zaten siz de kazanırsınız. Evet. Ama yanındaki arkadaşın atı kazandığı zaman bunu hazmedemiyorsan, tebrik edemiyorsan zaten kazanamaz. Evet. Yani o mümkün değil yani. Yani at da zaten baktığınız zaman hani sahibi var ama aslında at da bir özgür bir varlık. Yani o ata da seviniyorsun. Yani sadece hani at sahibinin atı olduğu için değil. Yani bir atın kazanması, o mücadele, o şey, o heyecan farklı. Yani mesela şimdi ben aslında merak ediyorum. Siz mesela Action Max ilk atımız dediniz. Mesela şartlı bir kazandığı zaman da gösterişte kazanmıştı. Yani ben şartlı birileri bir grup bir kadar değerlendiriyorum, seviyorum yani. Çünkü gerçekten çok güzel heyecanlar yaptık. Tabii ki bunun maddi tarafı çok önemli olabilir ama yani heyecan tarafı da çok önemli. Burada o kadar güzel heyecanlar yaşadık ki yani ben açık yarışta Hakkar'la Bambino, biri birinci biri ikinci olmuştu. O kadar mutlu olmuştum ki Bambino'yu da Mert'ten almıştım. Mert Kaya sağ olsun kardeşimden. Ondan da bir at almak nasip olmuştu bana. Yani o kadar güzel heyecanlar yaşadık. O kadar güzel keyifli. Yani buraya girip o tribüne çıktıktan sonra geliyorsun. 5-6 saat orada oturuyorsun. Atlar koşuyor. Benim atım koşmasa da ben geliyorum orada oturuyorum. Yarışları seyrediyorum. Atları seviyorum. Ağırlara gidiyorsunuz. Bazen görüyoruz yani. Gidiyorum yani. Neticede ağırlara gidiyorum. At bakıyorum. Güzel at gördüğümü seviyorum. Yani böyle olması gerekir diye düşünüyorum yani. Şeyde de aslında bizde de bilmiyorum elimizde var mı da Action Max'in, ben o şartlı bir yarış kimle konuşursam yani grup koşusu da hepsi yani grup bir hep ayrı ama şartlı bir koşu şey gibi yani çünkü o süreç işte Ekim'de başlıyorsun işte kenterleri at nasıl yani şey umut vaat ediyor. Şimdi bir şartı kazandığın zaman diyorsun ki tamam benim atım çok iyi, çok iyi yerlere gidebilirim. Evet. Diyorsun, bir de umut vaat ediyor. Şeyde Action Max'in başkanım ilk koşusu. Evet. Yani bir de bu yarışı kazanırken de özellikle son 200'de falan çok değişik bir şey, bir duygu yani. Biz bile seyredince yani herhangi bir yatı seyredince bile şampiyon olabilir mi diyorsun ama sizin duygularınızı merak ediyorum. Bu yarışı hatırlıyor musunuz başkanım? Nasıl hatırladım? Bunun yarışını hatırladım. Unuttuğunuz herhangi bir metresi var mı diyelim ya da. Kaç kere seyretmişsinizdir başkanım bu yarışı? Valla ben CD haline getirip evde izliyordum yani. Sıkıldık ya. O zaman CD'leri vardı. Evet. Tabii. Yani şu şeyinde falan gelişindeki... 2007'de kazanıyor değil mi? Evet. Şartlı biri, evet. Çok da sene olmuş. Bayağı olmuş. Üstünden başkanım, bayağı zaman geçmiş. Yani baksana hiç kenter gibi kazanıyor. Zaten bundan sonra ikinci ününü daha sonra Çaldıran kazandı galiba. Yok, Çaldıran da üçüncü oldu. Fariver kazanmıştı. Action Max'i Çaldıran. Çaldıran koş. 5'te 5 yarış kazandı. 6. koşusu Çaldıran'dı. Çaldıran da 3. oldu. Fariver kazanmıştı o zaman. İlk geçirdiğimiz koşu Fariver'dı. Biz 3. kaldık hatta. Can Baba'nın atı vardı. O da 3. olmuştu. Şey 2. olmuştu. Biz 3. olmuştuk. Bak şeyi ben şimdi... 6. yarışında kaldık. 6. yarışında geçirmişti. Fazla isim var. Doğru, 6. yarışında geçirmişti. Koşu var. Evet. He, Tay denemi pardon. Çaldıran'da 3. Tay denemi grup 2'yi kazanıyor. O da Müreddin Şen'le ondan sonra yani bir şartın keyifli olduğu kadar düşünün, bende Talipan diye İngiliz Talipan vardı bende. Çaldıran'da Maiden'dan çıktı mesela. Evet. Tapit Girl vardı. 2 tane mi yarış kazanmıştı? Yanlış olmasın, 3 tane mi? Çaldıran'a koşacağız. Talipan'ı da koşmayı düşünüyorum. At bir türlü geliyor ikinci oluyor, üçüncü oluyor, ikinci oluyor, bir türlü kazanmıyor. Çaldıran'a koşacağız. Halis de bana gelmişti, evde oturuyoruz. Dedim ki Çaldıran'da dedim tapit öyle binersin dedim herhalde dedim. Hani ısrar ediyorum benim atlardan birine bin diye. Yok dedi, ben dedi Çaldıran'da Talipan'a bineceğim dedi. Dedim Talipan'a dedim meydan at. Hani olsun dedi. Ben dedi Talipan'a bineceğim dedi Çaldıran'da. Sen dedi otur tribünden seyret. Keyfini yap. Maiden at. O da ilginç. Ben yani daha çok hani Tapit Girl 2 tane kazanmış şimdi. Tapit yani. Neticede dışı at da olsa Çaldıran'da bir şeyler bekliyorsun. Bir at Obi-Wan vardı galiba. O da çok yarış kazanmıştı. Dedim ki yani onu geçebilir miyiz, geçemez miyiz? Çaldıran'da Maiden'dan çıktı Talipan.
Çok da güzel bir yarış oldu. Fotoda kazandık. Ya bundan daha güzel bir mutluluk olamaz. Gazi'de Hakkar koşmuştu. Bazı şanssızlık, talihsizliklerden dolayı 5. kalmıştı. Hakkar gibi bir at düşünün sonra nasıl bir yarışlar kazandı. Tabii daha sonra çok... Kalimdor vardı, o da bir şartı kazanmıştı. Onunla da çok güzel keyifler yaptık. Hatta Çaldıran'a gittik. Halis dedi ki ben bineceğim dedi yine. Viraj dönülüyor. Benim at yok. Sağda çamur. Kalimdor. Engel. Neyse viraj dönüldü. Virajdan sonra en dış kulvara çıktı. Geldi 4-5 boy yaptı. Halis'e indim aşağıya dedim. Halis sen ne yaptın? Ne yaptım abi? Yarışı kazandım dedi. Dedim kusura bakma doğru söylüyorsun. Sana hani, niye öyle, hani derler ya niye bekledin de öyle oldu. Kazanmış adama bir şey söylememiz. Biz de öyle bir boşta bulunduk. Dedim ama ki ne yaptın? Dedi ki yarışı kazandım abi ne yaptım dedi. Virajda kafayı yazmışsınız ama başkanım. Hayır, geri döndü sağa çamur. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani iyi at. Güzel keyif yaptırıyor iyi atlar. Yani şimdi aslında kötü at olarak da bakmamak lazım. Neticede 20 at da koşsa bir tanesi kazanıyor. Evet. Onun hepsinin belli güçleri var. Bazı yarışlara göre belli problemleri oluyor. Dolayısıyla sıkıntı yaşayan atlar o günün şartlarında gelmiyor. Taliban 1.05 Kanyan çıktığı olmuştu Çaldıran'a kadar gelmeden önce. O yarışları kazanamadı. İkinci kaldı mesela. Ama Çaldıran'a geldi. Çaldıran'ı kazandı. Şimdi Hakkar daha sonrası için çok güzel yarışlar yaptı. Açık yarışlar kazandı. Dediğim gibi Bambino ile birlikte bir açık yarışta birinci, ikinci oldu. Ya, yani düşünebiliyor musunuz? O andaki heyecanı, keyfi düşünebiliyor musun yani? Evet, Çaldıran'la meydandan çıkmak gerçekten ayrı bir keyif vermiştir. Evet, Halis bakın, Karataş'ın da hisler açalım sesini istiyorsan yine biraz dinleyelim burada sesi. Doğru giderken koşunun yeni lideri 8 numaralı Last Story oldu. Rakibine bir boyluk üstünlük sağlayan Last Story. Koşunun lideri kimin geçirirken ikincilikte 6 numaralı Senzatu var. Senzatu'nun 1.5 boy kadar gerisinde iç kulvara tercih eden isim 11 numaralı Vintage Wind oldu. Hemen dışında yer tutan isim 10 numaralı Talipan. Bu ikiliyi 1.5 boy kadar geride iç kulvarda Matador Yaşar ve dışındaki Divine Heart ikilisi takip ediyor. 1600'e gidilirken onların dışına çıkan isim 3 numaralı Kopenhag oldu. 1.5 boy kadar geride iç kulvarda 5 numaralı Mitiko hemen dışında White Ram. Onların 2 boy kadar gerisinde içeride 2 numaralı Cihan'ın ve dışında 1 numaralı All In One şeklinde Türkiye Jockey Kulübü koşusunda 1400'e doğru ilerliyoruz. Koşun liderliğini yapan isim 8 numaralı Last Story farkı buralarda 4 boya kadar çıkardı. Senzatu ikincilikteki yerini kaybetmedi. 3 ve 4 olarak takipteki isimler. Bariyer dibindeki Village Wind ve dışındaki 10 numaralı Talipan bu ikiliyi bir üçlü takip ediyor. Bunlar iç kulvardaki 4 numaralı Matador Yaşar, dışlarındaki Divine Heart, onların dışındaki Kopenhag. Bu üçlünün 1.5 boya kadar gerisine 1200 geçirirken İç kulvarda Mitiko var. Mitiko'nun hemen dışında yerini korudu 7 numaralı White Ram. White Ram'in dışına 1 numaralı All In One çıktı. Onların 2 boy kadar gerisinde ise 2 numaralı Cihan'ım şeklinde Türkiye Jockey Kulübü koşusunda son 8'e doğru ilerliyoruz. 8 numaralı Last Story liderliğini koruyor. Fark 2 boy kadar. 6 numaralı Senzatu ikincilikte takipte. 1.5 boy kadar geride 3.'te ve 4.'teki safkanlar değişmedi. Village Wind ve dışındaki Talipan onların 1.5 boy kadar gerisinde 5.'liğe buralarda dışarıdan 3 numaralı Kopenhag yürüdü. Bariyer timinde 6.'likte kaldı. 4 numaralı Matador Yaşar. Hemen dışında Divine Heart, onların 2 boy kadar gerisinde ortada 7 numaralı White Ram, hemen dışında All In One, bariyer dibinde Mitiko, 2 boy kadar geride 2 numaralı Cihan'ım şeklinde Türkiye Jockey Kulübü koşusunda son düzlüğe çıkıyoruz. Last Story yakalandı, yakalayan isim 6 numaralı Senzatu oldu. 4'e doğru giderken koşun liderini Senzatu yapar, ancak 10 numaralı Talipan buralarda onu sıkıştırmaya başladı. En dış kulvardan sıra 9 numaralı Divine Heart kendini gösterdi aralarda. 11 numaralı Village Wind ile birlikte 200'e doğru giderken koşun liderliği Talipan da dışarıdan Village Wind gelmeye çalışıyor. Talipan rakibine direniyor. Son güzeli geçirken Türkiye Jockey Kulübü'nde koşusunda koşunun liderliği 10 numaralı Talipan da dışarıdan Village Wind geliyor. Son 20 10 numaralı Talipan önde ve koşuyu da Talipan kazanıyor. 11 numaralı Village Wind bu zevkli mücadeleden ikinci olarak ayrıldı. 2 numaralı Cihan'ım, 6 numaralı Senzatu ve 4 numaralı Matador Yaşar tabelanın son iki basamağı için yakın arayla çizgiyi geçtiler. 5. koşu açık grup bir mücadele. Türkiye Jockey Kulübü koşusunu Sayın Talip Öztürk'ün 10 numaralı Talip Han isimli tayı Selim Kaya ile kazandı. Selim Kaya ile çok keyifli bir birincilik izledik. Gerçekten keyif seyri yüksek bir koşuydu. Evet, tabii burada şimdi böyle kazanmak iyi. Kaybedilen yarışlar da var. Böyle o çok koyan yarışlardan bir tanesi. Hakkar Derviş Ağa'ya fotoğrafta başbakanlığı kaybetmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanlık dönemiydi. İlk defa hipodroma koşulara gelmişti.
Onu da ilk defa çim koşan Derviş Ağa'ya foto da kaybetmiştik. Yani çok kritik bir fotoydu. İkinci çıkmıştık. Kısmetimiz değilmiş o da tabii o günün şartlarında. Ama ya çok güzel heyecanlar yaşadık yani gerçekten kısa sürede. Arkadaki atlarla Dwayne Hart var, Gazi kazanmış. Matalo Yaşar var, Gazi kazanmış. Başka hayır, zaten yani. Talip Han'ın şöyle bir şeyi var. Şeyde... Talip Han %75'lik olduğu için Gazi'ye giremiyordu. Evet. Gazi provasında da bayağı gösterişli bir yarış kazandı. Çakal Carlos ikinci olmuştu hatırladığım kadarıyla. Gazi'yi de Çakal Carlos kaybettiydi fotoda. Yani şimdi Talip Han'ın arkasından o da bayağı bir güzel bir gösteriş, ikincilik yapmıştı. Demiştim ben Gazi'yi de kesin herhalde o kazanır diye. Yani Gazi kısmetimiz değilmiş bugüne kadar olan olayla koşularda. O günün şartlarında Talip Han koşsaydı, yani bu atları bu kadar kolay geçtikten sonra bir Gazi kupamız da olabilirdi. Evet. Ama %75'li olduğu için koşamadı. Dolayısıyla koşamadı. Sait Akson koşuyordu başkanım. Sait Akson. Çakal Carlos ikinci. Fly by mi de üçün, yani şeydi, jenerasyon da iyi. Yani üst jenerasyon, alt jenerasyon. Şimdi zaten geriye dönüp baktığınızda o günkü jenerasyonu yakalamak da çok zor. Evet. Gerçekten çok kaliteli atlar vardı yani. Çok kaliteli. Baktığınız zaman saydığınız isimlerin hepsi şampiyon. Dwayne Hart Gazi kazandı. Çakal şey Matalo Yaşar Gazi kazandı. Evet, hepsi. Fly by me şampiyon. Fly by me Cumhurbaşkanlığı kazandı. Evet, arkasını. Yani her at neredeyse yani, kimi saysak. Arkadan gelen her at. Talip Han'ın şanssızlığı işte çok erken gitti. O son koşuydu başkanım zaten. Orada sallandıydı biraz zaten, evet. Hissettirmişti. Ama kısmet yani. Şimdi atlar sakatlandığı zaman da insan çok üzülüyor. Böyle atlar sakatlandığı zaman da çok üzülüyor. Talip Han'ın sakatlanmasına da çok üzülmüştüm gerçekten. İşte atçılığın içerisinde her duygu var. Geçen bir antrenör yurt dışında Aidan O'Brien işte geçen 10. derbisini kazandı İngiltere'de. Ona röportaj yapıyorlar. Atçılık neyini seviyorsun diyorlar. Ya atçılık diyor yani hayat yani diyor. Yani. Üzüntü, keder, mutluluk, sevinç yani gün içerisinde diyor yani hatta diyor bir yarış içerisinde bile diyor birçok duygu yaşayabiliyoruz. Başka bir şey, çok az şeyden böyle bir duygu alırsınız. Yani bir şeyde diyor mutlusunuzdur gider ya da hüzününüz ama at yarışı öyle değil diyor yani bir haber alıyorsun çok bambaşka bir mutluluk ya da bir yarış içerisinde bir şey oluyor hüzün aslında yani hepsini içerisinde barındırıyor. Zaten bir yarışta işte 10 at varsa işte at sahibi kim üzülüyor ya da jockey Antonio üzülenler, sevinenler aslında şeyin güzelliği de belki de o yani. Çok kısa süre içerisinde çok büyük mutluluk yaşayabiliyorsun. Evet. Kötü koşuyor, üzülüyorsun. Sakatlanıyor, üzülüyorsun. Dediğim gibi yani çok büyük para verip at aldık, iki defa koşabildik. Yani şampiyon atladı, şampiyon çıktı galiba. Öyle bir şimdi Ekşim Max'e bakarsanız alışıma diğerlerine göre yani çok bugün çok cüzi bir paraya, çok ucuz bir at olarak baktığın zaman ama çok büyük heyecanlar yaşattı. Baktığınız zaman maddi tarafından bakarsanız büyük para da kazandırdı yani. Evet. Ama bu işte atçılıkta var bu. Alırsınız, dünya kadar para verirsiniz. Yarın antrenör der ki at sakatlandı, koşar mı koşmaz mı? Ama bunun içinde var yani bu heyecanı yaşıyorsanız karşılığında üzüntüsünü de yaşıyorsunuz. Evet. Başkanım doğru. Bu arada İzmir şubemizden sevgili Özcan abi, Özcan Selik çok selam söylüyor. O başkanım olduğu için ben de diyor bir düşündük ama diyor başkanım deyince biz zaten diyor ikilemedik. Devam ettik. Yani şubeler olarak da aslında bu destek önemli tabii yani. Şimdi bütün şube başkanları çok değerli benim için. Hiç ayrımsız ama Özcan'ın bir şöyle bir farklılığı var. Ben ilk aday olacağımda Özcan ve birkaç arkadaşımızla birlikte oturmuştuk. Bana destek olacaksanız başkan aday olacağım demişti. O gün yediğimiz yemeğin sonunda ben sizinleyim sonuna kadar demişti. O gün bugündür benimle. Bu son seçimde de sağ olsun. Diğer arkadaşların, bütün arkadaşların olduğu gibi. O bizi bırakmadı, biz de onu bırakmadık. Hem bir şube başkanı olarak hem de bir dost, arkadaş, abi, kardeş olarak çok değerlidir benim için. Kendisine teşekkür ederim. Ben de çok severim Özcan abi bu arada. Bir de bir soru alayım sonra sen X'ten devam edersin istiyorsan. Tabii tabii. Seyit Kan Hoca bizim antrenör Ankara'da başkanıma söyler misin diyor. Atları getirip götürürken diyor bu şeylere de bir yani notları arasında alsın diyor. Ulaşımda diyor çok maliyetler çok yüksek. Biraz önce bahsetmiştim. Adana'da işte şube başkanımız Eray Azar'da. O böyle bir çalışma içerisine de girmiş. Orada da hatta fiyatlarda bir atın gidiş gelişinde 7-8 bin liraya yakın fark edecek
bir organizasyon var bu hatları getir götür işinde. Bunlar da tabii ki çok önemli bu taşınma sürecinde. Hem gidişindeki rahatlığına tamam iyi güzel de parası da çok önemli. Yani at gidiyor bir de geri geliyor. Evet. At, o yol bitmiyor. tabii maliyetlerin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Türkiye şartlarında çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bunları ne kadar aşağıya çekebiliriz? Bunlar için ne gibi mücadele edebiliriz? Nasıl çalışmalar yapabiliriz? Bu zaman içerisinde bunların hepsini hep beraber göreceğiz. Yani söylemişken ben de iletmiş olayım. Yani varsa aklınızda belki de yani birçok konu üzerine çalışıyordur ama belki bir proje, belki akıllarına gelen bir şey varsa da başkanımızın da söylediği gibi yani dernek gerek şubelerde gerekse de merkez şube İstanbul'a gelerek projelerinizi, fikirlerinizi her zaman iletebilirsiniz. Ya şimdi derneğin gücü de belli ölçülerde aslında sınırlı. Baktığınız zaman her şeyi dernek yapabilir diye görüyor insanlar dışarıdan. Öyle değil. Yani derneğin yapabileceği, yapamayacağı şeyler var. Dolayısıyla biz derneğin yapabileceği konular üzerinde çalışacağız ve büyük mücadeleler vereceğiz. Şimdi derneğin yapamayacağı, derneğin üzerine farz olmayan şeylere yani bizi aşan şeyler de olabiliyor yani yeri geldiği zaman. Ama bu bahsedilen konuların hepsiyle ilgili biz çalışmalar yapabiliriz. Bunlarla ilgili projesi olan arkadaşlarımızın hepsi belki yani her şeyi biz biliyoruz, oraya başkan seçildik diye her şeyi biz biliyoruz diye bir kayda yok. Herkes gelebilir, anlatabilir, dinleriz. Elimizden ne geliyorsa yaparız. Evet. Senin şeyde var mı? Evet, hemen X'e baktım. Ben açtım şöyle bir. Öncelikle Ankara 117. Bayi'den selamlar göndermişsiniz. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de selamlar olsun bizlerden de. Sonra bir yarış severimiz Talip Öztürk Başkanımıza başarılar diliyorum tekrardan demiş. Günümüzdeki maliyetler sebebiyle biz de biraz yeni atçıları olarak çekiniyoruz diyen bir yarış severimiz var. Aslında üzerinden de çok çok geçtik bu konunun. İnşallah daha da güzelleşecek her şey diyelim. İyi yayınlar, selamlar diliyoruz demiş. Özcan Selik yazmış efendim. İyi yayınlar, iyi akşamlar, selamlar demiş bir diğer yarış severimiz de. Eskişehir'den yazmışlar, şubeden. İyi yayınlar diliyorum, tebrik ediyoruz başkanımızı. Buraya bir hipodrom açmak istiyoruz demiş bir Eskişehir'den. Hasan Kurtoğlu, bir yarış severimiz daha. Sonrasında bizim tüm atlarımız başkanımızdır diyen bir ekürü var. Selamlarını iletmişler. Gider ekürüsü yazmış. Öncelikle başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyoruz demişler. Yabancı işçi çalıştıracak mısınız? Prosedürler var mı? At satış organizasyonunun gidişatı nasıl gelişecek? İşte TJK için aşım istasyonları talepleri de var demişler. Bu tarz sorular yönlendirmişler sizlere. Şimdi bazı konular tabii TJK ile birlikte hareket etmemiz evet. gereken konular olduğu için bunlarla ilgili yani şimdi burada ne söylesek çok farklı bir durum çıkıyor ortaya. Evet, ortak kararlarla devam edecek konular. Bunlarla ilgili projeler gerçekleşecek. İlerleyen günlerde bunları paylaşabiliriz arkadaşlarla. Atçılardan alabileceğimiz desteklerle de ilerleyebiliriz. Bu Ankara'dan yazan arkadaşa da diğer arkadaşlara da teşekkür ederim. Bütün dediğim gibi şube başkanları çok değerli. Ankara'da da Engin de bizim şube başkanımız. Gerçekten o da hem atçılık için hem bu camiada önemli bir insan. Bize de onun da çok büyük katkıları var. Çok büyük destekleri var atçılık anlamında, bilgi anlamında, proje anlamında. Tabii bütün projelerin hayata geçmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunlar dediğim gibi zaman içerisinde olacak. Hemen geldik 3 günde ya biz bunları şöyle yaparız, böyle yaparız deyip de burada hani hayal satmanın da bir anlamı yok. İnşallah çok güzel şeyler olacaktır. Aslında at sevgisinin ve yarışçılığın bir arada toplandığı bir çatıda toplandığı bir dernek. Başarılarınız daim olsun. Tarihi ismini yazdırmış safkanlarınızdan oldukça söz ettik. Biz birkaç koşunuzu da böyle bir mercek altına aldık. Onlardan biraz bahsedebiliriz değil mi Mehmet? Mesela Fetih koşusunu yazmıştık. Fetih koşusunu Galipan kazanmıştı 2016'da. Şeyi verse yani Hile bulabilirse Çaldıran koşusu varsa daha güzel olur. Yani çok güzel olur. Çıktı yarış yani Hile varsa o yarışı izleyelim. Galipan'ın Çaldıran koşusu olabilir. Evet. Tamam. Geldi. Kalimdor'un Çaldıran koşusu olabilir. Sesini verebilir misiniz? Hakkari'nin fotoda kaybettiği dediğim gibi çok üzüldüğüm başbakanlık koşusu olabilir. Üzmeyelim hocam sizi başbakanım.
Sesli verebiliriz ile istiyorsan. Rakiplerinin önüne geçti, farkı bir boya kadar çıkardı. 4 numaralı El Concredor kuşu ikincilikte takip ediyor. Onların bir boy kadar gerisinden içeriden 7 numaralı İnstatüs atak yaptı, ikinciliğe kadar sokuldu. Koşuda 1000 metre start yeri geçilmek üzere. 11 numaralı Perfect Warrior rakiplerinin önünde şimdi dışarıya çıkan 7 numaralı İnstatüs farkı azaltmaya çalışıyor. Ondan 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı El Concredor var. Onun da yanına 17 numaralı Tapit Girl sokuldu. 2 boy kadar gerilerinde 3 numaralı Breno sırasıyla koşuda son 800 metreye doğru yaklaşıyoruz. 11 numaralı Perfect Warrior'ın liderliği bariyer dibine yakın sürüyor. Dışarıdan 7 numaralı İnstatüs temposunu artırıp aradaki farkı azaltmaya çalışıyor. Onların 1,5 boy kadar gerisinde 4 numaralı El Concredor var. Onun yanına doğru 17 numaralı Topit Girl geldi. Daha sonra 3 numaralı Breno. Dışına doğru 6 numaralı Gazze sokuldu. Onların yanına da 9 numaralı Obi-Wan sokuluyor. Son düzlükteyiz. 11 numaralı Warrior Hog, 11 numaralı Warrior'ın, Perfect Warrior'ın liderliği sürüyor. Koşta son 400 metre geçirirken 11 numaralı Perfect Warrior rakiplerinin önünde. Pierce'in ortasından 4 numaralı El Concredor atak yapıyor. Aradaki farkı azaltmaya çalışıyor içerilerden. 12 numaralı Talipan'ın da gayretleri var. Koşta son 200'e doğru geliyoruz. Dışarıdan 9 numaralı Obi-Wan de öndeki üçlüye. Önce katıldı, sonra dışarıdan gelen 9 numaralı Obi-Wan rakiplerine hakim oldu. Farkı yarı boya kadar çıkardı dışarıdan. Forever Duke içeriden Talipan geliyor. Talipan geliyor. Salatayla koşuyor 12 numaralı. Talipan kazanıyor. 9 numaralı Obi-Wan, 10 numaralı Onassis ve 14 numaralı Forever Quick arasındaki ikincilik kararı ise varış hakemlerine kalıyor. Koşuyu 12 numaralı Talipan Halis Karataş'la kazandı. Bu koşuda 17 numaralı Tapit Girl'le Ekuri start aldı. Halis Karataş'la Talipan'ı izledik. Çok da keyifli geçen bir diğer koşu daha. Siz söylediğiniz aramızda konuştuk ama buradan yarış severlerimize de biraz koşuyu anlatabiliriz. Yani şimdi bütün koşular çok heyecanlı, çok özel ama evet. Tabii şimdi bu koşunun heyecanı, anlamı, önemi çok farklı. Yani meydanda grup bir koşuyla meydandan çıkmak büyük bir heyecan. Yani daha çok bağlıyor sizi. Yani bu heyecanları yaşamak daha çok bağlıyor. İlk koşusundan böylesi önemli bir mücadeleyle ayrılmak, birincilikle ayrılmak gerçekten unutulmayacak da bir anı. Başkanım zaten şey de yani arkadaki atların handikap puanı 110 falan. Sizin evet. Orada kaç herhalde? Obi-Wan yani Obi-Wan dediğin at herhalde iyi. Dediğim gibi 75'li olmasaydı bir gazi kazanabilirmişiz. Evet. Yani. Ya, bir heyecan yaşayalım. Belki, herkesin hayali olan. Belki 100. yıl hepimizin hayali. Yok vazgeçmiş değilim. Evet. Vazgeçmiş değilim. İnşallah. Başkanım peki bakarken şey mi yani hani her hata gazi koşusu gücüyle mi bakıyorsunuz? Yani bazı insanlar çünkü şey var. Yani ben almak istediğim ya da baktığım zaman yani aldığım atların hepsini açık yarış atı olarak düşünüyorum ve öyle alıyorum. Ben kendi istiyatlarımla alıyorum. Tabii ki bu işlerde profesyonel arkadaşlarla birlikte bakıyoruz ama yani neticede ben aldığım at içime sinmesi gerekiyor her şeyden önce. Yani mesela birisi geldi size Talip abi, Talip Bey bir at var çok iyi alalım dediği zaman siz gene bir ya ben bir göreyim. Görmem lazım. Ya ben Hakkar'ı televizyonda seyrettim ilk yarışını. Hakkar. Evet televizyonda seyrettim. Ya dedim ne güzel atmış, satarlar mı acaba, satarlarsa ben bu atı alayım. Yani ilk yarışında ikinci olmuştu galiba. Sonra bir yarış daha kazandı falan. Kısmet oldu. Evet. Kısmet yani Hakkar'ı aldıktan sonra da aynı çiftlikten çok at aldım. Kalimdor'u da oradan aldım. Talipan'ı da oradan aldım. Doğru. Tapit Görlü'yü de oradan aldım. Yani, Hami Yavaş'tı. Yani evet Hami Yavaş'ın çiftliğinden almıştım. İyi bir yetiştiriciydi kendisi. Dolayısıyla yetiştiricilik yapıyordu. At koşmuyordu. Dolayısıyla her atı tatlıktı. Evet. Şimdi bazı yetiştirici abilerimiz var. Şimdi gidiyorsun çiftliğe atı bakıyorsun. Belli kısmı kendine ayırıyor. Diğerlerini satıyor. O ayırdıkları bana lazım. Yani onu satmadığı zaman da benim ondan at almamın bir anlamı olmuyor. Ben daha çok hazır at almayı da seviyorum. Biraz sabırsızım. Beklemeyi de çok sevmiyorum. Onun için tabii biraz daha fiyat durumları farklı olabiliyor ama yetiştiricilik yapmıyorum. Yetiştiricilik yapmadığım yerde de alıp at beklemenin bir anlamı yok. Yetiştiricilik yapsam beklerim o zaman. Mecbur beklersin. Siz ekşinmekse bile yapmadınız galiba değil mi başkanım? Yani Şimdi bazen iyi anneler iyi tay vermiyor. İyi tay verecek diye bir kaydı da yok yani. Evet. Ekşinmek de öyle bir tay vermedi ama ben yine de Ekşinmek'si bir arkadaşıma verdim. Hakkar'ı yine öyle arkadaşlara verdik. Hani aygır olarak kullansınlar diye. İngiliz Talipan'ı
yine öyle verdik. Kalimdor'u aynı şekilde. Yani yetiştiricilik yapmadığım zaman ya o bu çok benim için çok önemli attı, dur bunu da bir kenara ayırayım dediğiniz zaman hepsini koyacak bir yer bulamazsınız. Dolayısıyla iyi bir şey çıkmadığı zaman da başarı da gelmez. Onun için ben iyi kendini kanıtlamış atları ya da sahada olan tayları tercih ederim. Ya da orijinleri çok iyi olan, kendi gözümle gördüğümde içime sinen atları almak isterim. Tabii şimdi ne derler yani... Maliyetler tabii biraz daha tuzlu oluyor ama. Yani şey olarak baktığımız zaman başkanım, yani sirkülasyon olarak yani çok at tutmuyorsunuz. Eğer siz, çünkü benim bildiğim kadarıyla çok fazla hani atım olsun, Bursa'da koşsun, Kocaeli'nde koşsun değil. Yok. Yani az olsun, öz olsun, o da bir at sahibi bir düşünce yapıyor. Geçmişte şöyleydi, yani. 10 tane at vardı bende. 11 olduğunda bir at alıyorsam, 11 olduğunda sıralamada 11. sırada hangisi varsa onu veriyordum yani. Evet. Ya, tutmuyordum elimde yani, satmıyordum, veriyordum. Bu arada Erdem Mutlu yazıyor. Nisa ile beraber izliyorlarmış. Derviş Akkar yarısı diyor da direkt dürtüyor beni oradan. Evet. Erdem oradan. Nisa çok severim. Yine yönetimde. Bu sefer de yönetimde. Evet, bizimle birlikte. O da yönetimde. Erdem bizden istemişti gelip Nisa'yı. İstiyorsa bunları sorarken bir daha düşünsün. Evet. Bu koşu gerçekten. Yani neticede yani Derviş Ağa'da iyi bir attı, iyi bir kum atıydı. Yani tabii biz şimdi o gün farklı hayaller kurmuştuk. Yani ben o gün çok hazır gelmiştim. İşte Tayyip Bey gelmiş, koşuyu kazanalım, elinden bir kupa almak. Herkesin istediği şey bizde. Yani o gün aslında böyle çok kazanacak gibi düşünmüştük. Öyle de düşünmemek lazım. Atçılıkta rakip yok diye bir şey yok. On at koşuyorsanız. Biri sizinse 9'u rakiptir. Herhalde biraz fazla erken sevindik gibi geldi bana. Dolayısıyla o yarışı kaybetmiştik. Ama bizim kısmetimiz değilmiş yani. Benim bir sürü de güzel yarışlar kazandım. Yani bu işte en güzelini yaşadım ya. Evet. Bazen de başkanım, bazı yarışlarda özellikle bazı atlarda yani bir yarışı kazanıyor ama orada yani yarış hayatı da bitebiliyor. Yani bazen yarışı kazanmamak bazen atın geleceği için de iyi olabilir. O yüzden yani her yarış bittikten sonra olabilir. Orada bırakmak en iyisi. Yani ikinci olduk. Sonuçta birisi kazandı. Dediğiniz gibi yani tebrik ederiz. İşte hayırlı olsun. Gözün aydın. Bizim at ikinci oldu. Önümüzdeki yarışa bakalım. Bu şeye ulaşmak aslında belki de şey o. Yani atçının en güzel tarafı da belki o yani. Oraya ulaştığın zaman daha keyifli oluyor. Lazım diyorum. Olan nedir? At. Evet. Yarış çok. Evet. Yeter ki atınız olsun. Evet. Yani bu bir yarışlık bir iş değil. Yani bazı atlar 5-6 yaşına koşar, 7 yaşına koşar. Tabii ki yatların belli süreçleri vardır. Yatların sakatlanma riski de çok yüksektir. Dolayısıyla yani bize lazım olan yarış, at. Yarış her yer, her zaman var. Her yerde, Türkiye'nin her yerinde var hipodromlarda, belli hipodromlarda. Tabii ki herkes ister İstanbul'da yarış koşsun, açık yarışlar kazansın. Herkes kaç tane sahaya at geliyor? Atıyorum diyelim ki 4000 tane at geliyor. Bir tanesi Gazi kazanacak. 22'si Gazi'ye koşabilecek. Herkes o hayali kuruyor. Evet. Önemli olan hayal kurduruyor işte. O güzel. Kesinlikle. O zaman bizim arkadaşlar Hakkı Derviş'e yarış. Ben de şimdi yarışı gözümle canlandırmaya çalışıyorum. İstiyorsan kısa bir ara verelim. Evet, onu bir kısa aramız var senin. Bu yarışla o Hakkı yarışıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Öyle ara verelim. Sergen Yalçın da o gün benimle beraber yarıştaydı. Benim çok eski arkadaşımdır, kardeşimdir. Yani öyle bir şey olmuştu ki yarış foto bitti. Dedi biz kaybetmedik. Ya ben de fotoda biraz iyiyimdir. Siyat yani o anda kaybettiğimizi hissettim yani o anda. Kaybettik dedim, benimle iddiana girmişti. Hayır dedi, yok dedi, biz dedi en kötü atbaşı bitmiştir dedi. O da kaybetmişti o iddiayı. O arada da iddiaya girdiniz yani. Orada en büyük şey o. Yani Sergen gel, 400'de de giriliyor mu başkanım? Biz dedi hiç kaybetmedik bu yarışı dedi. En kötü at başı bitti bu dedi. Dedim yok biz kaybettik, sen dedim otur. Teselli ikramiyesi olmuş başkanım size o. Yani, Sergen'den gelen teselli ikram. Dönüp kupa töreninde hep birlikte alkışlamıştık. Başkan foto finish gözünüzü de öğrenmiş olduk buradan. Yani padokta baktığım zaman atlarla ilgili öyle gördüğüm atlarda da orada da hissiyatlar iyidir. Evet. Tamam, sizi takip edeceğiz o zaman gözlerim. Biz sizi takip edelim. Devam ediyoruz zaten, devam edelim. Peki o halde kısa bir ara vereceğiz. Ardından yarış ötesi başkanımızla birlikte yine devam ediyor olacak kaldığı yerden. Bizden ayrılmayın.
1930 yılında düzenlenen 4. Gazi Koşusu'nu Olgo isimli atıyla kazanan ünlü devlet ve siyaset adamı 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü anısına düzenlenen Grup 2 koşuyla kulübümüzde çeşitli dönemlerde genel sekreterlik, yönetim kurulu üyeliği ve disiplin kurulu üyeliği görevlerinde bulunan aslı üyemiz Cahit Aybek anısına düzenlenen koşu çarşamba günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda. Zübeyda'nın koşusu başladı değerli yarışseverler. Melio Flowers geliyor iç kulvardaki bir yolda expectation'ı yakalıyor fotoğrafı 10 numaralı. Melio Flowers buluyor iç Zübeyda'nın koşusunu 10 numaralı. Melio Flowers Akın Sözen'de kazandı. Emine girdi, start verildi ve anapartalar koşusu başladı. Altı numaralı HFDFS saldırıyor İpe Ermen. Asfalt önde HFDFS geliyor. Potayı bulan Tay HFDFS mi? Detaylar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve Cumhuriyet'in 100. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk onuruna düzenlenen 97. Gazi koşusu başladı. Taylar Gazi'nin izinde Cumhuriyet'in yeni yüzyılına doğru dört dala koşuyor artık. Koalist'e geliyor 2,5 atma kadar. Urfa Aslanı Gazi koşusunu 97.sini Urfa Aslanı kazanıyor. Ne mutlu Gazi'den ilelebet emanet bize bu Cumhuriyet. Start hakemi emrine girdi, start verildi ve Haliç koşusu başladı. Solik büyük medyaya doğru içeriden bir numaralı Agent Final ortadan Traitor geldiler. İki atma kadar Agent Final önde potayı da bir numaralı Agent Final buluyor. Halis Karataş'la fotoğrafı. Start verildi ve Ali Rıza Bey koşusu başladı. Bir buçuk at boy kadar Aypars önde. Yollar az geliyor. Fotoyu bulan at. Bir numaralı Aypars oluyor. Taylar start hakemi emine girdi, start verildi ve Nene Hatun koşusu başladı. Liderliği 5
Dashimon Defiant aldı. 2,5 atma kadar fark yaptı. Arya Sansa geliyor. Dashimon Defiant DNA turunu kazanıyor. Start hakemi emrine girdi. Start verildi ve Cumhuriyet'in 100. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk onuruna düzenlenen 97. Gazi koşusu başladı. Taylar Gazi'nin izinde Cumhuriyet'in yeni yüzyılına doğru dört dala koşuyor artık. Koşusunu 97.sini Urfa Aslanı kazanıyor. Ne mutlu Gazi'den ilelebet emanet bize bu Cumhuriyet. Değerli izleyenlerimiz, yarış ötesi kaldığı yerden canlı yayınla devam ediyor efendim. Şimdi bir koşumuz hazır. Başbakanlık koşusu. Hakkar ikinci olmuştu bu koşuda. Onu izleyelim bakalım nasıl bir mücadele gerçekleşmişti. Üzerine de konuşalım. Görüntümüz şimdi gelecek ekranlarınıza. Hazırsa birazdan evet. Emrinde start verildi ve 60. Başbakanlık koşusu başladı. Salvatore ve Bambino birer boy kadar geç başladılar koşuya. Orta kulvardan gelen 5 numaralı Lezzeplin liderliği aldı. Farkı 2,5 boya kadar çıkardı. İç kulvarda 3 numaralı Inspector ikincilikte. Hemen dışında 8 numaralı Azarax var. 2 boy geride bariyer dibinde 7 numaralı Aydemirhan. Hemen dışında 11 numaralı Bambino. 2 boy geride iç kulvarda 9 numaralı Hakkar. Dışında 2 numaralı Hayri Baba. 2 boy kadar geride iç kulvarda 10 numaralı Smerç. Dışında 12 numaralı Mystical Storm. 1,5 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Derviş Ağa. Onun 3,5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Salvatore sırasıyla 1400 metre start yerinin 5 numaralı Lezzeplin önde geçti. 2 boy gerisinde 8 numaralı Azarax ikincilikte, hemen içinde 3.lükte 3 numaralı Inspector. Sağrısında 11 numaralı Bambino. 2 boy geride iç kulvarda 7 numaralı Aydemirhan. 2 boy geride 2 numaralı Hayri Baba. Onun 2 boy gerisinde iç kulvarda 9 numaralı Hakkar. Sağrısında orta kulvarda 12 numaralı Mystical Storm. 2 boy kadar geride iç kulvarda 10 numaralı Smerç. Dışında 1 numaralı Derviş Ağa. 7-8 boy kadar girdi 6 numaralı Salvatore sırasıyla. Son 1000 metreye girildi. 5 numaralı Lezzeplin koşu lideri, farklar azaldı. Şimdi 8 numaralı Azarax bu safkanı yakalıyor. 1 boy gerilerinde iç kulvarda 3 numaralı Inspector, onun hemen dışında 11 numaralı Bambino. 2,5 boy geride orta kulvarda 2 numaralı Hayri Baba, içinde 7 numaralı Aydemirhan. Daha sonra Mystical Storm, Hakkar, iç kulvarda Smerç ve dışında Derviş Ağa sırasıyla son viraj dönüldü. İç kulvarda 5 numaralı Lezzeplin, orta kulvarda Azarax, dışlarında 3 numaralı Inspector arasındaki liderlik mücadelesinde dış kulvardan gelen 3 numaralı Inspector Asfalt'ta liderliği almaya çalışıyor. Tekrar 5 numaralı Lezzeplin içeriden, 7 numaralı Aydemirhan orta kulvardan, 2 numaralı Hayri Baba bariyer dibine, 9 numaralı Hakkar dışarıdan, Mystical Storm en dış kulvardan, 1 numaralı Derviş Ağa geliyor. Orta kulvarda 3 numaralı Inspector önde içeriden, 9 numaralı Hakkar dışarıdan, 2 numaralı Mystical Storm'un dışından, 1 numaralı Derviş Ağa en dış kulvardan, Smerç atak yapıyor.
Yoniç kulvarda Hakkar liderliği aldı. Fark bir boy dışarıdan. Dervişah geliyor bir numaralı. Dervişah son atayla Hakkar'la potoyu birlikte geçti sayın yarışseverler. 12 numaralı Mystical Stone ve 10 numaralı Smerch de üçüncülük için potoyu birlikte geçiyor. 1 numaralı Dervişah ve 9 numaralı Hakkar Başbakanlık koşusu da birincilik için potoyu birlikte geçti. Başbakanlık koşusu gelmişti ekranlarınıza. Hakkar ikinci olarak ayrılmıştı koşudan. Dervişah önde, böyle son saniyelerde önde gidip koşuyu kazandı. Dediğim gibi yani o günün şartlarında daha önce de söylemiştim, bizim kısmetimiz değilmiş. Yani kaybettiğin zaman insana ne bir burukluk tabii ki oluyor ama yani kazanan atı tebrik etmekten, sahiplerini, iyilerini tebrik etmekten başka bir şey gelmiyor elinizden. Sonraki yarışlara bakarsanız çok daha iyi, çok daha başarılı yarışlar kazandık. Evet. O günün şartlarında bizim kısmetimiz değilmiş. Ben kendi nezdimde bazen şöyle düşünüyorum. Aslında tam olarak kaybetmiş de değil. Böyle çok tabii minik bir öyle fark var ya ama baktığında... Hayır, böyle bir yarışı kaybetmiş sayamıyorsunuz. Evet. Ama neticede şimdi burada öyle bir şey var ki o kupayı almak, evet, o günün şartlarında o heyecanı yaşamak olduğu için içinde. Yoksa tabii bu şekilde kaybedilen bir yarış kaybedilmiş değildir, sayılmaz tabii. Bence ki de. Zaten burada bir hafiften bir dışarıya açılıyor başkanım. Evet, bir içeriye giriyor. Şimdi burada bir daha bir hafiften bir... Yani hani son son bir kendini atayım diyor ama Yalçın Akaş da iyi binmiş. Derviş, yani sevgili Yalçın. Halis abi de iyi binmiş ama yani. Evet, Yalçın, çok güzel bir foto olmuş. Yalçın kardeşime nasip olmuştu. Evet. Çok severim kendisini. Çok güzel bir yarış olmuş. Ya işte attırışının az önce de konuştuk yani. Evet. Şimdi orada üçüncü var, dördüncü var, beşinci var. Kimi belki bir tane at 800'de kapandı. Ben evet kapanmasam kazanırdım diyor. Öteki içeriden çıksam. Her zaman bir bahane vardır. Yani orada hepsinin güzel tarafı da o baktığımız evet zaman. Zaten her ondan zaman sonra bir bahane var. Türkiye Jockey Kulübü'nü ondan sonra kazanmıştık galiba. Yani Jockey Kulübü'nü kazandım. Başbakanlığı kazandım. Celal Bayar'ı kazanmıştık galiba. Evet. Yani güzel yarış. Güzel. Yani. Ama Celal Aston'u inspektör Dervişah'a çok iyi bir yani, o günde, o günün şartlarında bende ki şampiyon olan atlar bugünün şartlarında olmuş olsa çok daha tabii ki çok daha farklı olabilir. O gün o mücadeleleri verip sakatlanmak normal gibi geliyordu. Çünkü hep iyi atlar vardı hakikaten. Evet. Gerçekten yarış içerisinde biraz önce işte senin de dediğin gibi çok önemli, çok iyi atlar vardı. Yani onların, koştuğumuz atların çoğu Gazi şampiyonu. Mr. Gusto Gazi şampiyonu. Hmm. İnspektör Gazi şampiyonu. Yani Gazi şampiyonu. Sizin Hayrullah abiyle, Hayrullah abiyle çok yarışımız oldu böyle. İşte onun için demin anlattığım gibi yan yana yarış izlerdik. Evet. Hangimizin atı geldiyse o onu tebrik ederdi. Aa. O ona çak yapar, ona sarılırdı. Aslında çok iyi. Böyle olması gerekiyor ama tabii çok istisnai ve kıymetli bir duygu. Evet. Maalesef çok öyle olmuyor. Tabii. Ama atletizmin yani başka sporda da çok böyle bir şey yok başkanım. Yani hani centilmenlik olarak tamam tebrik ediyorlar ama yani burada bir şey var. Akşam bile eğlenmeye bile gidiyorlar. Bazen ya bakıyorsun kaybeden adam kazanan da eğlenmeye gitmiş. Şimdi yani at yarışını tabii bazen farklı hale getirmeye çalışanlar var. Atçılık şöyle bir şey. Yani at yetiştirmek başka bir şey. Evet. At koşmak başka bir şey. Bunun oyunculuğu başka bir taraf. Yani bazen şimdi hani insan konuşmayayım diyorsun da konuşmadan da duramıyorsun. Yani öyle bir şey ki bazen yani insanlar çok güzel burada heyecanlar yaşıyor da bazen bu at yarışı işte efendim yok işte kumardır deyip bunun parasını 10 numara alıp yiyenler de çok var. Türkiye'de baktığınız zaman atçılık ve at yarışı çok büyük bir heyecandır. Evet. Kumar arıyorlarsa en büyük kumar iddiadır. Evet. Bütün zaten rakamlar orada. Polisimizin yaptığı operasyonlarda da görüyoruz illegal ne kadar olduğunu Türkiye'de. Atçılık başka bir şey. Yani bunu öyle değerlendirmemeleri gerekiyor bence. Büyük bir heyecan, büyük bir keyif. Yani atlar illa at yarışı oynuyorum diye bir şey yok. Evet. Yani at yetiştiriyorsun. Evet. Sağda gidiyorsun, ahırda atların var, onlara bakıyorsun, onları seviyorsun. Geliyorsun burada yemeğini yiyorsun, hiç atçılıkla alakan yok, atın yok, atları seyrediyorsun. Kesinlikle. O heyecanı insanlarla birlikte yaşıyorsun. Belki o sevgiyi artık sen de alıyorsun buraya ilk gelişinden sonra bambaşka bir kimse hayatı buraya görüyorsun. Kimse buraya gelip burayı görmeden hemen evet bir tane at alayım, ben bu işin içine gireyim, bundan da para kazanayım diye gelmiyor. Öyle bir şey yok yani. Doğru. Burada. Bu heyecanı yaşamaya geliyor. Atları seviyor geliyor. Dolayısıyla öyle değerlendirmemek, öyle bakmamak lazım. Bunu kumar olarak değerlendirmemek lazım. Öyle değerlendiriyorsanız çok değerlendirebileceğiniz şeyler var. Onlara da çok buradan girmek de istemiyorum açıkçası.
Geçen hafta da bir yine misafir ağırlamıştık başkanım. Yetim O diye bir belgesel var. Belgeselin yönetmeniyle oyuncusunu ağırlamıştık. Onlar da böyle güzel bir süreç, işte açlığın geçen böyle bir işte ikili ilişki, yaz sevgisi, işte hayal kırıklıkları, mutluluklar çok güzel bir şekilde perdeye aktarmışlar. Yani biz de aslında programda hep aynı şeyi söylüyoruz. Yani aslında ben şeyler işte at yarışı oynamak, yani aslında at yarışı oynanmaz. Yani at yarışı, atlar yarışır. Oynanan şey bir bahistir. Onu bir adam atta da bu yarışa da oynar, başka bir şeyde oynar. O işin başka bir boyutu. Yani o olmasa da at yarışının kendi içerisinde bir spordur, bir görsel bir şölendir, sosyal bir aktivitedir, sportif bir faaliyettir, kültürel bir şovdur. Yani aslında at yarışı baktığın zaman çok çok kapsamlı. Yani kralların sporu. Dünyanın bizde de öyle, dünyada da öyle. Tabii dünya, şimdi mesela Körfez ülkelerinde bahis yok. İşte gittiğin evet. zaman İngiltere'de kraliyetin atları var. Yani hani biz bazen biz kendi kendimize bazen işte yarışları bilerek veya bilmeyerek kendimize bazen basitleştiriyoruz ama baktığımız zaman gerçekten işte yapılan yatırımlar, devlete verilen vergi, sektörün büyüklüğü, işte günlük dönen nakit ciro akışı, yetiştiriciler, çiftlikler, büyük oranda işte at sahipleri, üyeler, yani bakınca aslında çok büyük bir sektör. Yani biz bazen de hani içerisine o kadar girmişiz, bazen de şeyle farkında da olmuyoruz ama çok büyük bir sektör, çok büyük bir organizasyon. Yani her anlamda, yani işte sırf dernekten gitsek işte 5000 tane yaklaşık üye var, faal 3700 tane var sanırım, 10 tane şubesi var, bir tane merkezi var, işte bir sürü şey yapılıyor. Onun haricinde Türkiye Çakır Kulübü var, bambaşka bir şey. Aşım istasyonları var, haralar var. Yani sadece biz burada bir dakika bir yarı seyrediyoruz, ona da insanlar kendi keyiflerine göre, bütçelerine göre bahis yapıyorlar. Yani öteki her sporda aşağı yukarı olduğu gibi. Ama işte o işin sadece şey kısmı, buzdağının ufacık bir kısmı. Aslında aşağıda işte yemcisi, otçusu, talaşçısı, sektöre yatırımlar, işte teşvikler, onlar bunlar. Çok büyük bir sektör. Yani böyle o şekilde baktığımız zaman aslında at yarışının asıl o şeyini, yani elması görebiliyoruz yani. Ya o insanlar şekilde, böyle baksa daha güzel olabilir. O şekilde değerlendirirseler zaten bu işin içinden çıkamazlar. Türkiye'de o kadar o pencereden bakılacak şeyler var ki yani sıra gelmez at yarışlarına. Evet, evet. Burası bir sosyalleşme. Yani işte kulübünden tut, işte buradaki aktivitelerden tut. Burada bir kere yani bu işten nemalanan, bu işten ekmek yiyen yani binlerce kişi var yani. Baktığınız zaman bunun işte daha önceki şeylerde hükümet içerisinde de ya aman işte at yarışı kumardır. Parayı almaya geldim alıyorsunuz. Evet. Ben kendi burada bulunduğum sürece ve kendi başkanlığım süreci içerisinde de bir tane Mehdi Bey'den sonra buraya bakan geldiğini görmedim. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Hani yarışların... Yani genelde müsteşar ayarında Ali Bey vardı. Ali Ayar galiba. Tamam, biz Tarım Bakanlığı'na bağlıyız ya. Evet. İşte en başta o olduğu gibi gazi koşusu da oluyor falan. Yani çok nadir görmüşüzdür. Yani buralara sahip çıkılması gerekir. Daha çok ilgilenilmesi gerekirdi. Ama işte maalesef bugüne kadar böyle geldi geçti. Bundan sonra varlık konuyla dediğim gibi devam edecek. Atçılık için daha güzel şeylerin olacağına inanıyorum. Şey süreci aslında iyi de olmuş olabilir başkanım. Yani pandemi sürecinde bir duraksama, ondan sonra işte sizin bireysel çabalarınız, Serdal Başkan'ın bireysel çabalarının, kulübün, profesyonel yönetiminin sunduğu dosyalar. Yani orada sanki hani bir nusibet bir nasihat neydi tarzı böyle bir o şey gelince de sanki biraz daha karşı tarafta anlaşıldı gibi bir şey oldu. Yani özellikle bu 10 yıllık anlaşmanın yapılmasıyla sanki bir yani bireysel değil ama bakanlık bünyesinde, varlık fonu bünyesinde sanki at yarışlarının bu sektörün büyüklüğü biraz daha anlaşılmış gibi öyle bir hava var sanki. Bu var zaten, anlaşılsa da var, anlaşılmasa da var. Var yani, bu böyle devam etmiş bugüne kadar, bundan sonra da böyle devam edecek. Ya camiaya bir baksanıza, çok büyük bir camia. Yani bunu yok sayabilirler mi ya? Mümkün mü yani böyle bir şey? 240 bin kişi dolaylı diye bir şey. O şey olarak baktığın zaman. Dolaylı bunu olarak. Bir de açarsan geniş. Tabii izleyenler, seyirciler, yarışlar baktığın zaman. Onun için daha farklı bakmaları gerekirdi. Bugüne kadar öyle olmuş. Bundan sonra ne olacağına bakalım biz. Evet. Dediğim gibi Jockey Kulübü'nün de atçılığında, Jockey Kulübü Derneği'nin de burada çok rol oynadığı güzel şeyler olacak inşallah. Rol aldığı güzel şeyler olacak. Başkan ve yönetim kurulu bununla ilgili çok iyi çalışmalar yaptılar bugüne kadar. Bundan sonra da en iyisini yapacaklar. İnşallah başkanlara da buradan seslenelim. Verdiği sözü tutar. Ben buradan gidene kadar
bir şartı 1 milyon lira yapacağım diyordu. Öyle mi? Akçı için en güzel şey ikramiyelerin artırılması bu ekonomik sıkıntılar içerisinde. Akçı ona bakıyor, gelecek şeye bakar. Yani diğer sorunlar bizim sorunumuz. Kulübün sorunu, derneğin sorunu, buradaki camianın sorunu. Akçı oradan nasıl biraz daha ikramiye fazla olur yarış kazandığında? Çünkü bir tane yarış kazanıyorsun, bir aylık masrafını kurtaramadığın bir dönem de olabiliyor. Onun için Akçı ona bakmıyor. İnşallah başkan verdiği sözü tutacak, ikramiyelere daha fazla zam yapacak. Akçı da bundan memnun olacak inşallah. O zaman yatırım çoğalır. Tabii yatırım olsun, dışarıdan insanlar gelsin, at alsınlar. Yetiştirenler. Yani yetiştiricilik için de çok önemli. Dışarıdan insanların gelip at alması. Son zamanlarda biraz hareketlilik var, at alan insanlar var. Atlar iyi paralara gitmeye başladı. Bunun sebebi ikramiyelerin artması. İkramiyeler düşük olsa kimse bu paraları verip de atlar almaz. Doğru. Ciddi rakamlar konuşuluyor yani. Başkanım, onu demişken aslında tabii satış organizasyonları çok konuşulan bir konuydu. Yani yıllardır da hep konuşuluyor. Bir kesim ya dernek bu işin içerisine girmesin, özel birileri çıksın yapsın dedi. Bir kesim ya biz işte özele kalmayalım, dernek yapsın dedi. Aslında baktığımız zaman sektörde bu kadar talep var. Biz her satışta da katalogda da yani 100'den fazla at görüyoruz. Bu satış için bu sene yani farklı bir şey olabilir mi? Ya da bir çalışma var mı bu konu hakkında? Şimdi öncelikle çok şöyle söyleyeyim. Çok soru geliyor. Arkadaşlarımızın bununla ilgili ciddi çalışmalar var. Daha önceki sıkıntılar şuydu. Bir dernek koşusu vardı. Atım dernekte koşsun, dernek koşusunda koşsun diye oraya kaydedip atı yarışa da getirmiyorlardı. Ya da kapının önüne geliyor, kapının önünde pazarlık yapıyor, at satılıyor. Ya bizim atçımız da biraz buna müsaade etmedi, iyi satışların olması anlamında. Yani dolayısıyla kendimiz yapıyoruz. Şimdi atını getiriyor, bir adama maliyeti diyelim ki atının 200 bin lira, 250 bin lira atıyorum. 50 bin lira fiyat görüyor. Şimdi bu oraya gelen atçıyı da yoruyor. Evet. Dolayısıyla belli bir rezerv fiyatı koyanlar da var. Bazı şekilde de oluyor. Ata iyi bir rakam çıkıyor. Satmıyor. Ben diyor dernek koşusunu koşmak için getirdim, satmayacağım diyor. Çok büyük rakamlar bekliyor. İnsanlar da bu sefer şimdi belli bir fiyatlara kadar vurduğu zaman, at verilmediği zaman bu sefer alıcıyı da orada bulamıyorsun, göremiyorsun. Zaten ya kapının önünde ya da gelmeyenler gidip ahırda satılıyor. Dolayısıyla biz şimdi bu satış organizasyonlarına atçılar olarak, yetiştiriciler olarak iyi atlarımızı getirip oraya koyarsak iyi müşteriyi de buluruz. Bir dahaki satış için bunun daha farklı olması anlamında bazı projelerimiz var kafamızda. İnşallah onları gerçekleştirebilirsek daha güzel şeyler olacak. Yani daha iyi satışlar olabilir yani. Şartnamelerde ben Talipan'ı satıştan aldım. İngiliz Talipan'ı satıştan aldım. Evet. Satışlardan aldım. Yani orada da yatlar satılıyor. Satılıyor diye bir şey yok. Yeter ki yetiştiriciler ve at sahipleri satmak istedikleri yatlarını da oraya getirsinler. Ve kapının önünde bu pazarlığı yapmasınlar. Atlarını içeriye soksunlar. Herkes görsün. Kafasında bir fiyat vardır düşündüğü. Vermeyebilir. Satmak zorunda değil kimse atını. Ya tabii. Ama kataloğa yazdırayım, sonra getirmeyeyim ya da getireyim kapının önünde pazarlık edeyim olduğu zaman bu sefer biz kendimiz yaptığımız işi bozmuş oluyoruz. Evet. Bunlarla ilgili nasıl önlemler alabiliriz? Neler yapabiliriz? İnşallah ilerleyen günlerde göreceğiz. Ya şartnamelerde zaten üzerinde düşünüyor. Yurt dışında mesela bu kadar kolay vazgeçilemiyor. Bu kadar kolay atı çıkartamıyorsun. Belki onlar etkilenebilir. Bu arada Light of Darkness da satışa gelmişti, satılmadı. O da dijital denemeyi kazandı. Kısakta ikinci oldu. İstanbul koşusunu kazandı. Yani işte bazen de böyle şeylerde yani görüyoruz. Tabii yani çok da yüksek bir fiyata değildi yani. Alınabilir bir fiyattı ama işte çıkıyor. Bu arada satış, o sizin bahsettiğiniz atı satışa getiriyor. Türkiye Yarış Atı Yetiştiriciler Derneği yıllık satış koşusuna koşsun diye. Onu da bu sene kaldırdınız başkanım. Siz de 2024'ten sonra artık öyle bir şey yok. En azından onu engellemiş olduk. Yani daha iyi satışlar olabilir. Yani şey güzel tabii, sektörün bu kadar hareketlendiği bir dönemde. Yani alıcı için de güzel başkanım. Yani şimdi birisi izleyenlerden belki daha sahibi olmak isteyen birisi gelecektir. Şimdi bu şartlarda geldiğin zaman bir fiyat değerlendirmesi yok. Yani ortada bir hani alıcı ne kadar, fiyatı bu kadar bilmiyorsun. Ama ringe çıktığı zaman aslında en azından orada ciddi bir rahatsızlık da var. Şimdi oraya da değinmek lazım. Yeni bir atçı geliyor diyelim ki bir yanlış tabir olabilir belki ama işte bir ceylan düştü. Hemen araya birileri giriyor. İşte bir at alalım aradan
İşte komisyonlar, yol bulmalar, gelen insanları burada biraz da bıktırıyoruz. Biraz bunlara da çok dikkat etmemiz lazım. Yani bunlar çok önemli şeyler. Gelen insanlara öyle görmemek lazım. Herkes geliyor buraya yatırım yapıyor, parasıyla at alıyor. Ne kadar çok buraya atçı gelir, at alırsa bizim için o kadar iyi. Evet. Yani yetiştirici için iyi, atlarımız satılır, yeni atçılar olur. Evet. Yani artık yorgun insanlarımız var burada, yoruldu yani atçılıktan tıkanan, zorlanan insanlarımız da var. Dolayısıyla herkes atını satacak bir müşteri de bulabilir. Ne kadar çok atçı gelirse buraya, ne kadar hevesli at almak isterse. Bir tane adam geliyor, parayla ilgili bir sıkıntısı yok, at alacak. Şimdi problemli atı problemsiz gibi biz de yapıyoruz yani, bunu veriyoruz. Sonra yani bıkıyor gidiyor. Şimdi atı aldığı zaman adamın heyecan yaşaması lazım. Aldığı atın hani verdiği emeğe karşılığına değmesi lazım. İşte bunlara da tabii dikkat etmemiz lazım. Bunlarla ilgili de bazı çalışmalar yapmamız lazım. Bunlara müsaade etmememiz lazım açıkçası. Ama bunlar maalesef burada oluyor ya. Yani. Ama şeyi biliyorum başkanım, böyle durumlar olduğu zaman da dernekte yani en azından bir orta yol bulmaya çalışılıyor. Yani insanlar ya tabii ki durumlarda... Biz şimdi bir şikayet olan bir atçı arkadaşımız geldiği zaman ilgileniyoruz, elimizden geleni yapıyoruz ama benim söylemek istediğimi yani çok konuyu açmak istemiyorum. Tamam. Yani biraz farklı yerlere gidebilir konu. Gerek yok diyorum ama benim söylemek istediğim herhalde anlaşılmıştır. Burada bu işi yapan, bu işi kovalayan bazı arkadaşlar var. Özellikle onlara söylüyorum. Yani bu işlere dikkat etmeleri gerekir. Yani insanları da bıktırmamak lazım. Buraları sektöre sevdirmek zarar lazım insanlara. Sektöre zarar. Yani buraları sevdirmek lazım insanlara. Ama onlar öyle bakmıyorlar. Günlük düşünüyorlar galiba. Onun için... Maalesef öyle oluyor. Öyle diyelim. Başkanım şimdi siz tekrar ortadan bir yerden dönelim diyelim. Seçimde şimdi önünde var. Deminden beri gireceğim, konuya giremedim. Görev dağılımı da yaptınız. Evet. Bu arada yönetim kurulunu da söylemek gerekirse Başkan olarak Talip Öztürk, ikinci başkan Vehbi Hakan Keleş. Hakan abi nasıl ikna ettiniz bilmiyorum. Hakan'ı kandırmam biraz zor oldu. Yani. Kendisi çok gerçekten çok iyi bir atçı. Evet. İyi bir dost. Yani kendisini çok severim. Evet. Ve beni kırmadığı için ona da teşekkür ederim burada. Hakan abi ben de çok seviyorum. Ya çok, yani bu tür genelde böyle durumlarda ama hani ya ben dışarıdan hep onun şeyi havası var. Yani yanlış anlaşılmasın. Yönetim kurulundaki arkadaşların hepsi birbirinden değerli. Evet. Ama zaman ayırma anlamında yani o da kendisi, Hakan da çok yoğun, evet, aslında ama kırmadı bizi. Türkiye'nin en önemli lojistik firmalarından bir tanesinin başında. Evet. Sevgili Ahmet Çelik'i zaten önceki dönemlerden tanıyoruz. Ahmet çok hevesli bu işlerde. Onun için onu kandırmak çok kolay oldu. O seviyor bir şeyler yapmayı, mücadele etmeyi, bulunduğu yerde bizim gibi o da. Çok heyecanlı. Evet. Sevgili Emir Kavçın, Abdülkadir Still, Anil... Emir'le ilgili de bir şeyler söyleyeyim. O da gerçekten Bursa'da biliyorsunuz önemli bir iş adamı. O da çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Yani o da çok böyle hani vakit anlamında biraz sıkışacak ama onu da ikna etmek biraz zor oldu. Burada aslında bütün arkadaşlarımız çok değerli, çok önemli. Hepsiyle ilgili bazı şeyler kullandık, formüller diyeyim. Bunları kandırmak için. Abdülkadir Şıtıl Bey. Evet, Urfa'dan da çok değerli bir kardeşimiz. Evet. Kim var orada başka? Anıl Köseoğlu, Fatih Çiftçi. Fatih Bey zaten. Anıl da öyle. Fatih zaten yıllardır. Evet. Odası artık kendine ait bir odası var. Evet. Dernekte seçilmese bile sanki orada... Fatih gerçekten bu işin yükünü çeken arkadaşlarımızdan bir tanesi. Nerede bir sorun var, evet, nerede bir sıkıntı var, atçının bir derdi var, bir sıkıntısı var. Beni bile arasalar ya siz bir Fatih Çiftçi'yi arayın oluyoruz. Ona da teşekkür ederim gerçekten. O da uzun zamandır bizden ayrılmadı, bizi bırakmadı yani. Gün Emre İçer, o da önemli bir Anadolu Otel. Tabii ki o da çok değerli, çok önemli bir iş adamı. Ben kendisini aradım, dedim ki böyle böyle yönetim. Ya ben dedi çok yoğunum dedi, başkanım nasıl olacak dedi. Sen bizde ol, gerisini hallederiz dedim. Tamam siz dedi öyle istiyorsanız dedi. Gerçekten ona da teşekkür ederiz. Yani. O da Londra'daydı geçen. Zaten Ankara'da yaşıyor. Şey, bayağı bir derbiyi seyretmeye gitmiş. Yani atçılığı da çok seviyor. Tabii tabii bu işleri çok seviyor. Çok yani seviyor. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi atçı ve atçılığı da çok seven arkadaşlarımız. Yani Anıl da öyle kaza, yani onu da çok severiz. O da çok kardeşimiz.
Harika Nisa Ünlü Mutlu Derviş Ağa'nın. De artık biraz evlatlık gibi de oldu bize. Evet, o kardeşimiz. Evet. Derviş Ağa ile bizi geçse de. Evet. Onur Dilbaz var. Genç bir atıcı. Onur tabii çok hareketli, sosyal yönü çok güçlü olan. İşte bu sosyal medyada falan bize çok faydalı olacak bir kardeşimiz. Ona da o görev, öyle de bir görev verdik ona. Evet. Bir de Şeyde Ercan. Yani Şeyde çok hızlı giriş yaptı. Çok hevesli. Evet. Yani atları çok seviyor. Aslında bakmayın, buradaki uzun süre atçılık yapanlardan daha böyle olaya adapte olmuş. İyi bir atçı. Daha da iyi atçı olacak inşallah. Ercan'ın kürsünün başında Şeyde Hanım var gibi öyle bir şey var. Tabii. Şeydi yani, sağlamdır yani. Yani görev dağılımı da yapıldı, onu da söyleyelim. İkinci başkan Vehbi Hakan Keleş, Genel Sekreter Ahmet Çelik, Genel Sayman Emir Kavçın, İktisadi İşletme Ahmet Çelik, Harika Nisa Ünlü Mutlu, Şeyde Ercan var. Yarış adı sahipleri Kıdem Tazminatı Fonu Yönetimi ise Talip Öztürk, sevgili başkanımız Vehbi Hakan Keleş, Emir Kavçın ve Fatih Çiftçi'den oluşmasına karar verildi. Diğer detaylarda bahsettiğiniz gibi işte bürokratik işlerde Emre Bey, sosyal medyada günümde bürokratik işlerde ona devrettik o işleri. Sosyal medyada Ankara'da olduğu için hazır, yakın oradan. Evet. Yani aslında baktığımız zaman hepsi de tam uygun. Yani Emir Kavcı'nın İzmir ve Bursa, Abdülkadir Şıtıl, Diyarbakır Arası, Şanlıurfa, Onur Dilbaz sosyal medya. Yani Emine Bey bürokratik işler. Yani tam bir şey olmuş yani. Anıl olmuş. Anıl var Kocaeli ile. Antalya ve Kocaeli şubelerinden sorumlu. Evet, Anıl Bey. Yani herkes olarak, bir görev aldı. Yani zaten sanki şey gibi, yani biz kazanırız bunlar. Önceden şey planlanmış gibi alırken de sanki oraya göre seçilmiş gibi başkanım yani kişiler. Ben arkadaşlara şey diyorum yani, biz yeni gelmedik diyorum, geri geldik. Bunun için evet, elimizden geleni yapacağız. Ustalık inşallah. Dönemi diyebilir miyiz başkanım bu dönemi? Ustalık dönemi diyebilir miyiz? Yani olabilir. Yönetim kurulundan bahsettik. Benim valla yani soracaklarım bu kadar. Başka sosyal medyada varsa var, bir sorun. Var, ben okuyacağım şimdi hemen bahsetmişken. Demişler ki o kadar çok severiniz var ki başkanım. Övgüler, sevgiler, saygılar. Başkanımız çok nezaketli bir kişilik. Seçim sonunda herkese tek tek güle güle diyerek yolcu etmişti diyen biri var. Böyle olması gerekiyor. Evet. Benim insani ilişkilerim, diyaloglarım çok iyidir. Ben insanları severim. Dolayısıyla burada olduğumuza göre, insanlar bizi tercih ettiğine göre de evet. Yani olması gereken bu açıkçası. Evet, insanlar da bunun farkında hissederek yazmışlar. Ya tabii bize güvendikleri, bize inandıkları için şimdi 1,5 yıl ara verdik. Hakkımızda çeşitli şeyler söylendi. Buna rağmen tekrar seçilmemiz, 562 kişinin bize tekrardan oy verip bizi oraya layık görmesi bizim için çok önemli. Biz bir kere bunun karşılığını nasıl vereceğiz, ona bakacağız, onun mücadelesini yapacağız. Hiçbir şey yapmazsak bile çok şey yapmamız lazım. Yani bunu insanlara mahcup da olmamak da lazım. Bizi evet, bu kadar seven insanlara bunların karşılığını yansıtacağız inşallah. Evet yani, inşallah. Herkesi yani, tek tek düşündüğünüz çok belli oluyor. Herkes de bunu hissediyor zaten, görüyoruz. Mehmet yani, bir şey diyordun. Şey olarak zaten yani ben ona takılıp kaldım. Yani dedi ya, Utku Keleşoğlu'yla aradım. Aha. Projelerim vardı. Gel o projeyi konuşalım. Bu aslında evet, en önemli şey bu yani cevap. Baktığın zaman. Yani sonuçta hani ya Utku da atçı. İyi de, yani atçı burada faydası olan bir avukat. Aynı zamanda atçılarımıza da faydası var. Bize de faydası olur yani. Evet. Hem avukatlığı anlamında faydalanabiliriz, hem de projeleri anlamında. Şimdi olabilir, bizim düşünemediğimiz şeyleri o düşünmüş olabilir. Evet. Onunla diyalogumuz da iyi. Ben Utku'yu çok seviyorum, benim kardeşim gibi. Evet. Ne kadar seçimde rakip olup yarışmış olabiliriz. Ama dediğim gibi seçim bitti artık. Bu saatten sonra açılık ve camia için kimin elinde ne varsa alıp gelebilir. Birlikte gerçekleştirebiliriz yani. Sıkıntı yok. Evet. Zaten reklam arasında da konuştuk. Bazı sorular vardı. Hani burada tabii her soruyu detaylı bir şekilde açıklamak bazen yani aslında açıklarız. Çünkü, o açıklamakta bir sıkıntı yok ama yani şimdi şey, başka bu bir haftalık prosedürler var, yönetmelikler var, şeyler var. Bunlar yani bazı şeylerde direkt hani oldu bitti değil. Yani yanlış anlatmak istemem evet, bazı şeyleri. Daha bir haftalık bu süreçte 1,5 yıl ara vermişiz. Değişen şeyler vardır. Bunları tabii iyi analiz etmek lazım. Önce bakmak lazım. Ondan sonra zaten biz hani ne gerekiyorsa olması gereken, ne gerekiyorsa yapmak üzere buraya geldik. Dediğim gibi burada soru soran
bazı projeleri olan anlatan arkadaşlar gelip bizimle çok rahat görüşebilir. Yani haftanın 5 günü dernekteyim ben. Yani çok yani, önemli bir durum olmadığı sürece mutlaka hep uğruyorum yani. Ya siz olursunuz, Fatih Bey olur. Ya ben olmasam Hakan Bey var. Genel sekreterimiz var, Ahmet Bey var. Var yani şimdi. Hakan da bu işlerde çok bilgili yani. Atçı. Neticede işin içerisinde. Biz öyle ben başkan yaptı oldu diye bir şey yok bizde. Biz 11 kişiyiz. Yani 11 kişinin imza atmadığı hiçbir karar bizde alınamaz yani. Alınmaz değil, alınamaz yani. Geçmişte de öyle olmuştu. Bu arada ben tabii 1,5 yıl benim olmadığım sürede başkanlık yapan Turgay Kop'a da teşekkür etmek istiyorum. Bizim olduğumuz süreçte de benim çalıştığım 7,5 yıl içerisinde de benimle birlikte çalıştı. Bu dönem ayrı kaldık ama o da bizim için bize çok şeyler kattı. Bugüne kadar bizimle birlikte olduğu için, açılığa göstermiş olduğu ilgi alaka için kendisine de buradan çok teşekkür ederim. Turgay abiyi de bir abi olarak çok severim. Ya Turgay Bey de zaten genelde yönetmeliklerdeki o ince noktaları, adam, ince koçta, detayları. Koçta çalışmış, Jockey Kulübü'nde evet. 7-8 sene genel müdürlük yapmış. Açılık bilgisi çok iyi yani. Kalemi de kuvvetli yani, böyle yazdı mı da destan gibi. başkanım çok teşekkür ederiz. Yani benim söyleyecek şu an için bir şeyim kaldı. İlerleyen zamanlarda yine görüşürüz inşallah. Şimdi daha böyle taze şey burnunda gibi oldu biraz. İnşallah çok güzel şeyler yaparız. Atçı için anlatabileceğimiz çok daha fazla şeyler olur. Yine beraber oluruz. Ben bana zaman ayırdığınız için, beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Atçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi tekrardan bizi dernek başkanlığına layık gördükleri için, camianın işte biraz önce bahsettiğim olaylarda atçılara burada daha farklı davranılması, yeni gelen atçıları biraz daha kollanması anlamında kollamalarını isterim. Herkese teşekkür ederim. Evet. Biz de size teşekkür ederiz. Atçılık ve yetiştiricilik açısından çok önemli bilgiler paylaştınız bizimle. İleriye dönük hedeflerinizi aktardınız. Ve tabii ki yayınımıza gelmeyi kabul ettiniz. Çok kıymetliydi bizim için sizi ağırlamak. Onur vericiydi. Çok teşekkür ediyoruz ve ilerleyen süreçlerde yine görüşeceğimiz kesin diye söyleyeyim. Çok sağ olun. Mehmet, senin de ağzına sağlık. Çok güzel bir program oldu yine. Evet, benim için çok keyifliydi. Çok bilgilendiriciydi. Çok pozitifti. Yani özellikle başkanın herkesi sistem içerisine dahil eden, her fikire açık olması aslında herkese bir nevi bir de sorumlulukla yüklüyor. Yani hani dışarıdan bakıp bu niye böyle değil deme süreci gitti gibi. Yani varsa bir şey gel dahil ol, söyle, kapalı beraber açık yapalım mı? Yani hani o daha güzel. Sonuçta bu da bir açık. Bu program vasıtasıyla bundan at sahipleri, yetiştirici herkese de bir şekilde başkanım zaten açık açık söyledi. Zaman ileriye gitme zamanı. Varsa bir şeyimiz, buyurun beraber hepimiz yüklenelim, çözelim. İnşallah Türk atçılığı içinde kazanan Türk atçılığı olur. Atçılık kazandığı zaman bütün sektörler, medyada, otçuda, yemcide, at sahibi, herkes kazanacak. Kazanır, evet. Yani şey lafı var işte bizim söylediğim. Yani biz şimdi Marmara Denizi'nde gemi yüzdürüyoruz. Biz bu Marmara Denizi'ni Akdeniz yaptık mı sonuçta bütün gemiler rahat rahat. Amacımız oradan Çanakkale Boğazı'na geçip yayılmak. Çok teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. Bizi kırmadınız, geldiniz. Açık açık her soruya cevap verdiniz. İnşallah bir dahaki programda tekrar görüşürüz diyelim. Sevgili izleyiciler, buradayız. Teşekkür ederim. Biz de buradayız başkanım inşallah. Evet, çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Talip Öztürk bizlerle birlikte oldu bugün. Keyifli bir program geçirdik. Sizlere de aynı duyguları yaşatmışızdır diye düşünüyorum. Bir sonraki Yarış Ötesi programında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.